24 TV'den iyi akşamlar sevgili seyirciler. Ben Ardan Zentürk, moderatör. Gece referandum öncesi yayın akışına tekrar kavuştu. 21'de başlıyoruz, 24'e kadar 3 saat süresince dünyadan, Türkiye'den, ekonomiden, yaşamın içinden, bütün alanlardan, bütün önemli haberlerle karşınızda olacağım. Önemli canlı yayın bağlantılarım ve konuklarım da olacak bu akşam. İsterseniz lafı fazla uzatmadan kısaca başlıklara değineceğim. Efendim, acı haberi Tunceli'den aldık. Tunceli'nin Ovacık ilçesinden havalanan bir Sikorsky helikopter kent merkezine doğru yol alırken düştü. İçindeki 12 insanımızı savcı, yargıç ve polis olarak şehit verdik. Birazdan detayları aktaracağım. Referandumdan dikkat çekici sonuçların Güneydoğu'dan çıkmış olması hala ön planda bir gündem maddesi. Özellikle HDP'nin çok güçlü olduğunu sandığı bölgelerdeki evet oyu patlamaları sanıyoruz o partide de ciddi bir alarma yol açtı. Zaten sonuçlarla ilgili Kandil'den de hiçbir cevap yok. Anladığımız kadarıyla halkı da kaybettiklerini veya kaybetmekte olduklarını gördüler. Birazdan detayları vereceğim. Dış politikamız ağırlıklı İran, tıpkı Kuzey Kore gibi Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı askeri bir resmi geçitle gövde gösterisi yaptı. O gövde gösterisi sadece Amerika'ya mıydı yoksa bütün bölge ülkelerine miydi? O da ayrı bir soru işareti. Suriye'ye bakacağız. İnsan öyküleri akıyor. Beşar Esed kimyasal silah tartışması gördünüz. Daha önce de söyledim. Birleşmiş Milletler'de biraz tartışıldı. Şu anda gündemde değil. Ve Esed vurmaya devam ediyor. Esed zaten yaklaşık 700 bin insanı kimyasal silahlarla değil, konvansiyonel silahlarla öldürmüştü. Bu gelişmeyi de vereceğim ve sonra stüdyomda Türkiye'nin bence Orta Doğu'daki ve özellikle Arap dünyasındaki bir numaralı uzmanlarından biri olacak Turan Kışlakçı meslektaşım. Onunla bütün her şeyi enine boyuna ele alacağız. Bir de esprili haberimiz var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la ilgili Paskalya tatili nedeniyle törendeydi. Bir konuyu unutunca First Lady devreye girdi. Onu da aktaracağım. Dilerseniz hemen haberlere geçeyim. Evet, özetlerde de belirttim. Hepimizin gözü öğleden sonra saatlerinde o haber netleşene kadar Tunceli'deydi. Tunceli'nin Ovacık ilçesinden kalkıp kent merkezine doğru gidiyordu Sikorsky helikopter. Düştü. 12 görevlimizi şehit verdik. Tunceli'de polis helikopteri düştü. 12 kişi şehit oldu. Sikorsky tipi helikopter içinde bir hakim, bir astsubay, 7 polis ve 3 mürettebatla Pülümürdağ yolundan havalandı. 10 dakika sonra ise helikopterle tüm irtibat kesildi. AFAD, UMKE ve askeri birliklerden oluşan ekipler helikoptere ulaşmak için büyük çaba sarf etti. 11.34'te irtibatın kesildiği helikoptere 16.34'te ulaşıldı. Yapılan kontrollerde helikopter içinde bulunanların tamamının kaza sonucu şehit olduğu tespit edildi. Helikopter kazasıyla ilgili gelişmeleri devletin zirvesi de yakından takip etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan olaya ilişkin bilgi aldı. Tabii ki kazanın olduğu yer kritik bir bölge. İçinde savcılar var, polisler var, hepsi var. Yani görevli, devlet görevlileri. Türkiye birkaç saat boyunca bu olayın bir terör saldırısı olup olmadığını tartıştı. Ama konuyla ilgili net açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Yürekleri dağlayan kazanın nasıl gerçekleştiği açıklığa kavuştu. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait Sikorsky helikopterinde bulunan 7'si polis, 1'i hakim, 1'i asker ve 3 personelin şehit düşmesine kötü hava şartlarının yol açtığı ortaya çıktı. Hem Kartal pist hem de Nazimiye'den gerekli personelleri aldı.
ve Tunceli-Plümür Dağ yolundan kalktıktan sonra da 11.43 sıralarında kendisiyle tüm irtibatlar kesildi. Açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Helikopterin düştüğü araziye ulaşmanın hayli zaman aldığını ifade etti. İçişleri Bakanı 12 şehit verilen helikopter kazası ile ilgili detayları paylaştı. Yaklaşık 2,5 saatlik bir tırmanma sonucunda helikopterin burnuyla yere çakıldığını ve ters döndüğünü gördüler. 12 vatan evladımızın hayat belirtileri olup olmadığını kontrol ettiler. Maalesef 12 evladımız Hakk'ın rahmetine kavuşup şehit olmuşlardır. Helikopter düştüğünde akıllara terör saldırısı geldi. Ancak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu o iddiayı yalanladı. Bu helikopterde herhangi bir dış etken söz konusu değil. Hava şartlarından dolayı bir kazanın olduğu görülüyor. Başımız sağ olsun, Allah rahmet eylesin. İlginç bir rastlantı. Bugün iki yerden daha helikopter kazası haberi geldi. Önce Washington yakınlarında bir golf sahasına düşen Amerika Birleşik Devletleri ordusuna ait Kara Şahin'de bir kişi öldü, iki kişi de yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington yakınlarında bir askeri helikopter düştü. Olay, Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık Uçağı'nın kullandığı Andrews Askeri Hava Üssü'ne ev sahipliği yapan Maryland eyaletinde yaşandı. UH-60 Black Hawk tipi helikopter golf sahasına çakıldı. Kaza rutin eğitim uçuşu sırasında yaşandı. Görgü tanıklarına göre golf sahasına önce helikopterden parçalar düştü, sonra helikopter etrafında dönerek yere çakıldı. Helikopterde 3 kişi vardı, pilot hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı. Bir başka helikopter kazası da Yemen'den geldi. Yemen'in Marib kentinde Suudi Arabistan'a ait helikopter düştü. 4'ü subay, 12 asker hayatını kaybetti. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri komutanlığından yapılan yazılı açıklamada Suudi Arabistan Silahlı Kuvvetlerine ait Black Hawk tipi bir helikopterin operasyon sırasında düştüğü belirtildi. Helikopterin düşmesi sonucu 4'ü subay, 12 askerin yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada olayın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı da vurgulandı. Takip etmiştik. Dün önce Milli Güvenlik Kurulu toplandı. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Bakanlar Kurulu toplantısı yapıldı. Ve Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında da hükümet Milli Güvenlik Kurulu'ndan gelen tavsiye kararı çerçevesinde o halin 3 ay daha uzatılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne tezkere yollama kararı almıştı. İşte o uygulama Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu tarafından kabul edildi. 19 Temmuz'a kadar o hal 3 ay daha uzatıldı. Kabul edenler, kabul etmeyenler, tezkere kabul edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. 16 Nisan tarihi referandumunun ardından mecliste gündem olağanüstü halin uzatılmasıydı. Genel kurul onay verdi. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası uygulamaya konulan o hal 19 Nisan gecesi saat 01'den itibaren 3 ay daha uzatıldı. Bu olağanüstü halin devam etmesine ihtiyaç olduğunu yüce heyetinizle paylaşmak isterim. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve güven içinde yaşamlarının temini için devletimizin sınır güvenliğinin sağlanması ve sınır ötesindeki mücadelesindeki etkinliğinin artırılması için devlet kurumlarının terör örgütleriyle ilgili iltisaklı çetelerden tamamıyla arındırılması için olağanüstü halin bir süre daha devam ettirilmesinde zaruret görüyoruz. Görüşmelerde ilk söz hükümetindi. Başbakan yardımcısı Numan Kurtulmuş geldi kürsüye. O hal neden uzatılıyor sorusuna yanıt verdi. Olağanüstü halin muhatabı FETÖ'nün devletten arındırılmasıdır. Olağanüstü halde muhatabımız PKK ve PYD terör örgütleri ve onlarla iltisaklı bir takım çevrelerdir. Ayrıca olağanüstü halin önemli bir şekilde muhatabı da özellikle Türkiye sınırları dışarısından Türkiye'ye tehdit oluşturan DAEŞ örgütü ve onun Türkiye'deki uzantılarındır.
Kurtulmuş OHAL uygulamasının günlük hayatı etkilemediğinin altını çizdi. Fransa örneğini verdi. Halen Fransa'da olağanüstü hal var ve halen Fransa'daki olağanüstü hal 15 Temmuz 2017'ye kadar uzatıldı ve bildiğiniz gibi olağanüstü hal şartlarında Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimine gidiyor. Olağanüstü halin uzatılmasına AK Parti ile MHP destek verdi. Başlanan süreci devam ettiren bir idari tedbirdir olağanüstü hal yönetimi. Yapılan oylama sonunda OHAL'in 90 gün daha uzatılması kabul edildi. Kabul edenler, kabul etmeyenler tezkere kabul edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Hakkari'de PKK'lı teröristlerin roket atarlı saldırısı sonucunda arazi aracında yaralanmış ve tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştu. Kahraman evladımız uzman çavuş Harun Şönü Şen Özuar ve memleketi İzmir'de toprağa verildi. 25 yaşındaki şehidin naaşı Torbalı Devlet Hastanesi'nin morgundan cenaze nakil aracıyla konvoy eşliğinde tören alanına getirildi. Mümin Mescid Camii'nde düzenlenen törene şehidin yakınları, askeri ve idari erkanla çok sayıda vatandaş katıldı. Ayakta durmakta zorluk çeken şehit ailesini yakınlarıyla askerler teskin etti. Şehidin 8,5 aylık hamile eşi üniformasını giyerek sedyeyle getirildi. İl müftüsü Ramazan Muslu tarafından ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası alınan helalliğin ardından Şen Özuar'ın naaşı silah arkadaşlarının omuzlarında top arabasına konuldu. Şehitler ölmez, vatan bölünmez, kahrolsun PKK sloganları ve tekbirler getirerek bir süre top arabasında taşınan şehidin naaşı Karaot Mahallesi mezarlığına defnedildi. Referandum sonrasında sonuçlar hakkında çok fazla analiz yapıldı ama bir analiz sürekli önde gidiyor. O da Güneydoğu'dan gelen evet oyları. HDP'nin sözde güçlü olarak göründüğü o bölgede özellikle grafiksel olarak evet'e dönük oyların %100'e yakın bir artış göstermesi bu partinin halkla ilişkisinin terör nedeniyle sonlandığı sonucunu verdi. HDP çukur siyasetinin bedelini ödedi, büyük kayıp yaşadı. Hayır cephesindeki PKK'nın siyasi sözcüsü HDP 1 Kasım 2015 seçimlerinde 14 ilin birincisiydi. Ancak halk HDP'nin gerçek yüzünü gördü. Bu kez Güneydoğu Anadolu bölgesindeki 9 ilde evetler %53,20 ile hayırları geride bıraktı. Doğu Anadolu'daysa evetler %57,60'a ulaştı. HDP'nin Diyarbakır ve Van'daki oy erimesi 100 bini buldu. HDP'li Hayır Cephesi'nin 14 ildeki oy kaybı 321.443 oldu. Hendek ve barikat kurulan yerlerde evetler ciddi oranda yükseldi. Sırada 16 Nisan'la bağlantılı bir başka detay haber var. Biliyorsunuz 15 Temmuz'da halkımız tanklara karşı iş makineleri ve kepçeyle direnmişti. Evet kutlamalarında Yozgatlılar o anıları tazelediler. Referandumdan evet çıkmasının ardından yapılan en ilginç kutlamalardan biri Yozgat'ta kameraya yansıdı. İş makinesi operatörleri evet kutlaması için soluğu Yozgat meydanında aldı. Meraklı kalabalığın bakışları altında da kepçe şovu başladı. İş makinesi kimi zaman şaha kalktı, kimi zaman dans etti. 15 Temmuz'da tanklara, FETÖ'cü hainlere direnen iş makineleri bu kez demokrasi şovunda rol almış oldu. Biraz da çevremizdeki gelişmelere bir bakalım. Rusya'ya önce uzanacağız. Biliyorsunuz 3 Nisan'da St. Petersburg'da bombalı bir saldırı düzenlenmişti. Bu konuyla ilgili 9 kişi gözaltına alındı ama esas planlayıcının Moskova'da ele geçirildiği ileri sürülüyor.
Rusya'nın başkenti Moskova'nın kırsalı Federal Güvenlik ve İstihbarat Servisi FSB üyeleri ormanlık alanda bir kişiyi yakaladı. Familia? Azimov. İme? Abror. Отчество? Охранович. За что задержаны? Догадываетесь? Да. Abror Azimov, St. Petersburg'da 3 Nisan'da düzenlenen terörist saldırıda rol aldığı gerekçesiyle yakalandı. Metro trenle düzenlenen saldırıda 15 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 50 kişi yaralanmıştı. İddiaya göre Abror Azimov, canlı bomba Ekbercan Celilov'u eğiten ve saldırıya hazırlayan kişi. 27 yaşındaki Azimov sorgulanmak üzere Rusya Soruşturma Komitesi'ne teslim edildi. Böylece St. Petersburg'daki saldırıyla ilgili olarak gözaltına alınanların sayısı 9'a yükseldi. Moskova'da mahkemeye çıkarılan zanlı suçunu itiraf etti. Saldırıyı kimse üstlenmedi ama olağan şüpheli terör örgütü DAEŞ. Örgütün canlı bombanın memleketi Kırgızistan ve çevre ülkelerde faal olduğu biliniyor. Dünyada işler karıştıkça silahlarıyla gövde gösterisi yapan devlet sayısı da artıyor. Biliyorsunuz Kuzey Kore'nin o garip rejimi geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru mu sahte mi olduğu belli olmayan bir takım füzelerle gövde gösterisi yapmıştı. Şimdi ordu günü nedeniyle sıra İran'daydı. Tahran'daki gövde gösterisinin de hedefinde Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail olduğu söylendi. Füzeler, komandolar, tanklar, devrim muhafızları. İran ordu gününde başkent Tahran'da gövde gösterisi yaptı. Ezeli düşmanları Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'e gözdağı verdi. Geçit töreninin adresi İslam devriminin sembol ismi Ayetullah Hümeyni'nin türbesinin önüydü. Kara, hava ve deniz kuvvetlerine ait çeşitli teçhizatlar sergilendi. Özellikle de füze ve radar sistemleri dikkat çekti. Geçit törenindeki füzeler arasında Rusya'dan alınan S-300'ler de vardı. Bir diğer dikkat çekense İran'ın kendi imkanlarıyla geliştirdiğini söylediği tanklardı. İran Cumhurbaşkanı Ruhani törende bir konuşma yaptı. İran ordusunu Orta Doğu'nun savunma gücü diye niteledi. Ruhani'nin konuşmasında en dikkat çeken nokta devrim muhafızlarını eleştirmesiydi. İran Cumhurbaşkanı devrim muhafızlarından ülke ekonomisiyle ilgili konulara müdahale etmemelerini istedi. Efendim birazdan sunacağım haberin hemen hemen benzerini 1989 yılında Dağlık Karabağ'da Azerbaycan-Ermenistan Savaşı sırasında savaş muhabiriyken ben de yaşamıştım. Hemen hemen benzerini, çünkü savaş muhabirleri açısından ciddi bir sorundur bu. Öyle bir an gelir ki mesleği mi yapacaksınız yoksa insanların canını mı kurtaracaksınız? Siz önce insansanız tabii ki insanların canını kurtarmaya seferber olursunuz. Onların fotoğrafını çekmeyi aklınıza bile getirmeyebilirsiniz. İşte Suriye'den gelen bir haber bu durumu aynen yansıtıyor. O tahliye sırasında yaşanılan katliam sırasında gazeteci Abdülkadir Habak'ın hikayesi. 15 Nisan, Suriye'nin Halep kentinin kırsalı. Tahliye edilen sivilleri taşıyan otobüs konvoyu korkunç bir saldırıya hedef oldu. 126 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında sivillere eşlik eden muhalif savaşçılar da vardı. Birçok gazeteci tahliyeyi takip ediyordu. Dolayısıyla dehşete çok yakından tanık oldular. Onlardan biri Abdülkadir Habak'tı. طير انا يمكن يعني مسافه محدده
Kalkıp kamerasını aramaya koyuldu. O anda yerde yatan çocuğu gördü. Savaş meydanlarında birçok gazetecinin yaşadığı ikileme düştü. Kararını hızla verdi. Olayı görüntülemek yerine küçük kıza yardım etti. Onu kucağına alıp ambulansa taşırken bir başka meslektaşı tarafından böyle görüntülendi. Saldırıyı üstlenen olmadı. Rejim de muhalifler de katliamı kınadı. Suriye bu dehşetin şokunu henüz atlatamamışken Esed saldırmaya devam ediyor. İdlib, Halep ve Hama kırsalında hava saldırıları sürüyor. Masum sivillerin öldüğü haberleri geliyor. Rejim kuşatmasındaki bölgelerden tahliye işlemleri de devam ediyor. Humus'un Vaer semtindeki 5. konvoyda yola çıktı. 2000'den fazla kişiyi taşıyan otobüsler muhaliflerin kontrolündeki İdlib'e gitti. Semtten çıkarılanların sayısı 10 bini geçti. Toplam sayının 15 bini bulması bekleniyor. Evet, Orta Doğu'dan bu haberleri verdik ve stüdyomda değerli bir uzman arkadaşım, gazeteci yazar ama bence biraz önce de söylediğim gibi Arap dünyasını, özellikle Orta Doğu'yu Türkiye'de en iyi ve kendi dilinde, yani Arapça üzerinden takip eden bir isim. Turan Kışlakçı. Eyvallah, hoş geldin Turan. Ettiniz bu efendim. Seni burada görmek büyük keyif. Eyvallah, çok sağ olun. Arkadaşlar. Şimdi Turan, bu referandum sonucunun mazlum coğrafyalara etkisini önce bir genel alalım. Sonra evet, Arap coğrafyasından başlayacağım. Cumhuriyet tarihimizin en küresel oy verme işlemini yaptık. Kesinlikle. Hatta sadece Türkiye açısından değil, bütün dünya açısından da. İşte bunu, öyle. Evet. Yani bütün dünya ilk defa Türkiye'de bir seçimi, evet, ki ben yaş itibariyle askeri rejimlerden çıkış seçimlerini de yaşamış bir insanım ama ilk defa bir referandum bu şekilde bir küresel gerginliğe yol açtı. Mazlum coğrafya, yani Orta Doğu, Asya, Kuzey Afrika, nasıl bir önce bir cevabı nedir bu işe? Evet, seçimler, referandum gecesi. Sonra Arapları tek tek soracağım. Kesinlikle. Referandum sürecinde sadece Arap dünyası değil, Latin Amerika'dan tutun ta Endonezya, Malezya'ya kadar, evet, çok dikkatle takip edildiğini söyleyebilirim. Birçok kişiye hemen o gece telefon açıyordu. Bunlardan birincisi Brezilya'da tanınmış imamlardan bir tanesi. Orada büyük bir komüniteye, bir topluluğa başkanlık eden Halit Taküyüddin. Evet. Biz şu anda biz kendi merkezimizdeyiz ve Türkiye'deki seçimleri canlı izliyoruz diyor. Türkiye'deki seçimleri canlı izliyor. Evet, Brezilya'yı ilgilendiren şey ne dedim? Sadece Müslümanlar dedi, Brezilya'daki insanlar da. Çünkü buraya da etki edecek o seçimlerin sonucu. Çok doğru bir yaklaşım ama. Latin Amerika'da. Çünkü biz de aynı kavgayı veriyoruz. Bizim atlattığımız bütün darbeleri kesinlikle Latinler yedi. Kesinlikle. Bakın, gelişen ülkelere yönelik, evet, Avrupa'nın ve Amerika'nın, bravo, büyük bir operasyonu var. Bravo. Ve biz kaybettik diyor Brezilya'da. Orada kaybettiler. Evet, kaybettik. Bizim kazandığımız, evet, onlar Türkiye kaybetti. Türkiye kaybedip etmeyecek. Çünkü Türkiye kaybetmezse buradaki ruh baki, diri kalacak diyor. Heh. Bakın, Brezilya'daki insanlar takip ediyor. Ama bu çok güzel Halit bir yaklaşım kesinlikle, ve doğru bir çok yaklaşım. 17-25 Aralık orada oldu ve Cumhurbaşkanı gitti, biliyorsunuz. Evet, kesinlikle. Aynı şey Avrupa'da da. Avrupa'da da neden yakından takip edildiğini hepimiz biliyoruz. Avrupa, evet, medyası, siyasileri o gece Türkiye'den gelen mektubu, müjdeyi bekliyorlardı. Bir müjde, Türkiye'de hayır öne çıkacak diye bekliyorlardı. Evet. Ama Balkanlar öyle değildi. Evet, Balkanlar tabii elbette ki tersi. Şimdi geçelim. Mazlum coğrafyalar dediğimiz Avrupa ve Amerika'yı bırakırsak bir yana. Evet. Afrika'dan, Sudan'dan, Nijerya'dan, Güney Afrika'dan tutun da Fas'a, evet, Moritanya'ya kadar o coğrafyadaki aydın entelektüellerin kayır ekseriti Türkiye'de seçime odaklanmışlardı. Bir örnek vereyim, bir arkadaşım bahsediyordu. Ben diyor şu anda Darfur'dayım, Sudan'ın Darfur. Evet, Darfur şehrindeyim. İnsanlar çadıra televizyonu kurmuş ve televizyon önünde dua ediyorlar. Türkiye'de seçim sonucu inşallah evet mi hayır bilemiyor onlar. Hani hangisi? Erdoğan kazansın diye dua ediyorlar. Aman diye böyle. Evet. Böyle işim. Yine benzeri bir şey Asya coğrafyasına baktığımızda Endonezya'da, Malezya'da, Keşmir'de, bakın Keşmir halkı ve Pakistan'da o coğrafyada ciddi Türkiye'ye yönelik insanların burada olup biten seçim sonucu onları da ilgilendiriyor. Ve bugün bana geldi, Endonezya'dan, Malezya'dan, Pakistan'dan tebrikler yağıyor. Tebrikler Türkiye, ya. Türk halkını tebrik ediyorlar ve dün de büyük bir gösteri olmuş Pakistan'da, Türk halkına destek gösterisi.
Onlar bizim bakın, kardeşimiz evet, ya. Pakistan. Ta Kurtuluş Savaşı'ndan beri yanımızda. Biz Pakistan zindabetleriz evet. Değil mi? Yaşasın Pakistan'da bir dönemler bizim en çok kullandığımız sloganlardan bir tanesiydi. Cive Mazlum Pakistan. Coğrafya, evet, Cive Pakistan. Orta Doğu'da da yine mazlumlara baktığımızda Suriye, Yemen, bu coğrafyada bütün insanlara baktığımızda herkesin duası yine burada çıkacak. Evet. Filistin. Ve çok önemliydi. Filistin dahil. Filistin'in Gazze'den tutun, Batı Şeria'dan tutun, Kudüs'ten tutun. Hatta Kudüs'te biliyorsun sokaklara çıktılar. Gazze'de sokaklara çıktılar. Ve bunu kutladılar. Çünkü buradaki zafer onları da ilgilendiriyor. Bakın Latin Amerika'daki adamı bile ilgilendiriyorsa bu coğrafyadaki insanı haydi haydi ilgilendiriyor. Zaten hep hani bir örnek vermiş bir şey değil mi? Turan, Türkiye milli mutabakat sınırlarının dışında bir güce sahip. Anladığımız kadarıyla yani. Sadece sınırlarımızla bağlantılı bir iş yapmıyoruz. Kesinlikle. Ardan Bey, bugün Tunuslu ünlü yazarlardan bir tanesi. Kendisi liberal bir yazar. Ve sol gelenekten gelen birisi. Marzuki, eski biliyorsun Cumhurbaşkanı da. Kendisi Türk halkı evet diyerek Batı mandasını reddetti diyor. Oo. Bakın çok önemli bu. Tunuslu söylüyor. Tunuslu söylüyor. Bizim halkımızın aslında önemsemesi gereken şey burası. Bakın, ama biz Tunuslu bunları hiç tartışamıyoruz. Hiç neden? Konuşamıyoruz. Çünkü dışarı, yani senin gibi biz, bir adamı çağırmasam Türkiye'de kimsenin haberi olmayacak bu Ardan işlerden. Bizde şöyle, yani. bizde şöyle bakıyor. AK Parti karşıtlığı. İşte AK Parti 15 yıldır iktidarda. Bunu devirelim. Fakat kardeşim hadi devirmeye çalışıyorsun da sana destek veren, bu arkada sana bir seni buna teşvik eden, buna yönlendiren kişileri görmüyor musun? Bak dışarıdaki bütün insanlar görüyor. Mısırlı, solcu, eski Tunuslu, eski devlet başkanı ve sol gelenekten gelen liberal bir yazar ve diyor ki şunu. Diyor ki Türkiye evet diyerek Batı mandasını reddetti diyor. Batı mandasını ya. Ki bunu ben şuna benzetiyorum, hatırlar mısın? Çok önemli yıllarca. Fransa'nın hatta sömürgesi olmuş bir. Şuna benzetiyorum. Bu aslında Cumhurbaşkanı sık sık kullanıyor. Milli mücadele. Hakikaten bu ikinci milli mücadeleydi Türkiye açısından. Şimdi birincisinde biz Amerikan mandalısı. Sömürgelerin yıkılmasına yol açmıştı. Evet. İkinci milli mücadelemiz acaba hakikaten sömürgelerin, eski sömürgelerin Batı mandasından kurtulmasına yol. Ekonomik, çünkü ekonomik bir güç oluşturmaya çalışıyorlar. Türkiye Batı'nın buradaki ekonomik gücünün nüfuzunu kırdı. Reddetti. Amerika Batı nüfuzuna hayır dedi. Hmm, evet. Biz kendi ayaklarımız üzerine durabiliriz. Zaten bu coğrafyadaki bütün sorunların ana müsebbibi Batı'nın bizzat kendisi. Doğru. Irak, Afganistan, Filistin, bu coğrafyadaki bütün sorunlar bakın, bütün müsebbibi bizzat Batı'nın kendisi. Bu coğrafyanın insanları bunu gördü. Bizim sayemizde gördü galiba. Kesinlikle Türkiye sayesinde bunu gördü ve bunu da sık sık dillendiriyorlar. Çünkü hep Batı'nın peşine gidiyorlardı. Ya şunu kurtaralım işte, Rusya müdahil olmuşsa Amerika'ya gidiyorlardı falan. İlk defa galiba bölge halkına, Türk halkı bir özellikle 15 Temmuz'dan sonra bir güven mi aşıladı? Kesinlikle bir güven aşıladı ve bu güven o hala baki ve ayakta tutuyor. Ve çok önemli. Onun için bu referandum gecesi bütün mazlum halkların Türkiye'ye meyletmesini, yönelmesini en büyük nedenlerden bir tanesi buydu. Türkiye'de hayır çıkmış olsaydı bu coğrafyada eski statüko yeniden dirilecek ve ayakta kalacaktı. Eski diktatörler yeniden gelecekti. O zaman bir örnek vereceğim. Uğraşmalarının nedeni sadece bakın, Erdoğan değil. Ardan Bey, kesinlikle sadece Erdoğan değil. Bu coğrafyada halkların uyanmasını, halkların kendi ayakları üzerinde durmasına yönelik bir operasyon bu. Bakın Latin Amerikalı diyor ki anti-emperyalist olması gereken Türkiye için konuşuyorum. Solcular. Evet. Bir örnek verebilir miyim? Muhafazakarım diyen Erdoğan ve hareketi anti-emperyalist duruş sergiliyor. Türkiye'deki sol kanat ise statükonun yani Batı mandasının hem bizde hem de geniş bir... Evet. Yani ne bu? Ardan Bey bir örnek vereyim. Büyük bir çelişki. Mısır Komünist Partisi başkan yardımcısı burada İstanbul'da yaşıyor bir yıldır. Ve bu seçim sürecini, referandum sürecini baştan sona hem Diyarbakır o taraflarda hem de Taksim Nişantaşı'nda burada takip ediyor. Ve kendisini dün beraberdik. Dedim ki referandum sonucunu nasıl okudun dedim. Ya ben Türkiye'ye şaşırıyorum diyor. Sol
komünistim diyen ben de komünistim diyor. O komünist. Ha, evet. Komünistim. Bak şimdi fakat bak diyor, benim PKK, dediğime bakın, geliyoruz. Evet, evet. PKK diyor, PKK komünistim diyor, Amerika'dan para alıyor, silah alıyor. Şimdi diyor bunun komünizm neresinde? O hani kontra gerilla yani ya. Yani biz diyor hayallerle yaşadık. Sandinistlere karşı savaştırmıştı CIA. Evet. PKK dediğin şeyin komünistlikle ne alakası? Kesinlikle. Onu yani solculukla alakası yok. O kontra gerilla. Ve şunu soruyorum. Şimdi diyorum ki sizin Erdoğan'ı düşürme hedefiniz ne? Biz Erdoğan'ı istemiyor. Peki neden? Amerika onu istemiyor ve size destek veriyor. Siz de onu düşürmeye çalışıyorsunuz. Evet. Neden? Çünkü küresel sistemin bu dengesizliğine meydan okuduğu için. Evet. Siz de ona alet oluyorsunuz. Bunu tartışıyorum. Adamlar diyor duruyor. Ama Erdoğan şunu yapıyor, şunu yapıyor. Onu bunu yapabilir. Otur demokratik mücadeleni ver. Ama neden onların bir parçası oluyorsun dedim de diyor susuyorlar. Rojava devrimi diyorlar Turan. Peki, ben de eski bakın, sol gelenekten evet, geliyorum. Aynı terminolojiyle konuşacağım. Evet. Rojava devrimi dedikleri şeyi Amerikan bayrağı altında yapmaya çalışıyorlar. Ne zaman bir emperyalist devletin bayrağı devrim yapmış? Evet. Ya yapmayın. Kesinlikle. Allah'ınızı kitabınızı seviyorsanız. Yani bunları söylediğimiz zaman evet, kötü oluyoruz, faşist oluyoruz, şu oluyoruz, bu oluyoruz ama gerçeği anlatmamız gerekiyor. Peki, Arap dünyasına dönelim. Evet. Benim için çok moral bozucu bir dünya. Allah sana kolaylık versin. Eyvallah. Niçin dersen, orada kimyasal silah atıldı, bir Türkiye çıktı bölgeden. Ne yapıyorsunuz siz orada diye. Aynı gün Arap liderleri Ürdün'deydi, Amman'daydı galiba. Evet. Hepsi uyuyordu. Uyuyordu maalesef. Yani sen de fotoğrafını evet, atmışsın dördünün. Evet. Bu işe nasıl bakıyorlar? Bu rejimler galiba Erdoğan'ı pek sevmiyor. Doğru mudur? Şöyle bir şey diyeyim Ardan Bey. Bakın size bir örnek vereceğim. Mısır gazetesinde, şimdi Sisi'nin Mısır gazetesi, en büyük destekçisi olan gazetenin attığı başlık. Türkiye ile ahtabil diktatoriye. Türkiye diktatörlüğün eşiğinde diyor. Şimdi Mısır mı diyor Sisi medyası başlıklar atıyor. Türkiye diktatörlüğün eşiğinde diye başlık atıyor Erdem Bey. Ya Mısır diyor. Evet, Mısır Mısır'ın resmi evet, yayın organı. Bu bir gün önce, iki gün sonra referandum sonrası şunu dedi. Türkiye diktatörlüğe evet dedi diyor. Mısır Sisi medyası bunu diyor. Sisi Erdem medyası evet, diyor bunu. Askeri rejim evet, medyası. Askeri rejim bunu Tayyip diyor. Erdoğan için diktatörlüğe evet dedi. Evet. Ardım. Başka bakın, soru var bir, mı yani bilemiyorum. Adam bir ikincisi hadi Batı'yı anlıyoruz. Hayır bu ne ya? Evet. Yani birincisi bu antagonizma. İkincisi evet, İran. İran'da Düstur gazetesi. Düstur. Affedersiniz Kanun gazetesi şöyle bir başlık atıyor. Farsça Arabe diktatör. Diktatörlüğe evet dedi Türkiye diyor. İran diyor. İran medyası. İran medyası. Evet, İran. İran hani kendi güya Mollalar rejimi kendini demokrasinin merkezi olarak görüyor. Orta Doğu'nun en büyük demokrasisi benim diyor ve Türkiye diktatörlüğe evet dedi diyor. Dün Sünni Kürt köyünü basıp tamamını yakmışlar. Yakan, biliyorsun, öldüren bu coğrafyada Yemen'den tutun, biz buradan bu işleri dinlendirmiyoruz. Evet. Sırf şey olmasın diye medya sorumluluğu yani sen konuyu açtın. Kesinlikle. Nasıl üzüldüm. İran güvenlik güçlerinin sadece Sünni bir Kürt kasabasını topluca evet, yakmış olması artık bu ve o devletin başlığı bu yani ha, diktatörlük. Evet, evet, devam et abi. Yine Ardan Bey şimdi Orta Doğu'da özellikle aydın entelektüeller buna nasıl baktı halk nasıl? Halkın hakikaten gayri ekseriyeti burada evetin çıkması halkın hepsini sevindirdi. Filistin'de, Yemen'de, Mısır'da, evet, Fas'ta, Tunus'ta çok. Ve buna örnek vereyim. Ebu Yahrab Marzuki, Tunuslu ünlü bir düşünür. Sol tanrısı yine evet, ünlü düşünürlerden birisi. Şöyle diyor. Türkiye Mısırlılaşmaktan kurtuldu diyor. Mısırlılaşmaktan evet, kurtuldu. Evet. Eğer hayır çıkmış olsaydı yeni bir Sisi gelecekti Türkiye, Türkiye'nin başına. Doğru. Ve Türkiye tamamen ekonomik olarak Batı'ya bağımlı kalacaktı, ciddi krizlerle boğuşacaktı diyor. Doğru. Ve Türk halkı diyor bunu gördü, Türkiye Mısır olmayacak dedi. Mısır olmayacağımızı Mısır'da zaten 15 Temmuz'da gösterdik. Evet. Ardan ama bunun bir de devamı var tabii, artış şoku var. Evet. Türkiye hala bu coğrafyada halkların umudu. Sadece bu coğrafyada değil, bakın Latin Amerika, Afrika ve Asya diyorum. Hı-hı. Hı-hı. Bu coğrafyada bütün mazlumların, bütün emperyalizme hani söylem evet, olarak direnen bütün bu halkların
şu anda öncüsü durumda. Öncüsü durumda. Eğer Latin Amerika'da birisi olmuş olsaydı, yani Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan değil de Chavez olmuş olsaydı, bütün solcular, evet, değil mi? Latin Amerika, herkes onu bayraklaştıracak. İşte bakın bizim liderimiz o diyecekti. Doğru. Fakat ne, kendi içimizden birisi olduğu için, fakat bunu hala özümseyemiyorlar. Bu coğrafyanın bir çocuğu olduğu için bunu özümsememekte direniyorlar. Mustafa Kemal de bu mazlum coğrafyanın lideriydi, evet, 1920'de. Evet. Pakistan'daki, şu anda Pakistan diyoruz, o dönem Hindistan'daki Müslümanlar o altınları, evet, niye yolladı, niye zannediyorsun yani? Evet, Allah kesinlikle. Allah. Evet, devam. Evet. Yine şeyin attığı bir başlıktı bu, Faslı bir gazeteci şunu söylüyor. Türkiye'de muhalefetin, diyor, ben Türkiye'de yakın zamanda ziyaret ettim, diyor, gördüğüm şey şuydu. Mısır'da darbe öncesi Sisi medyası nasıl çamur at, tutmazsa izi kalır tarzı bir siyaset, hı, izlediyse, Türkiye'de muhalefetinden benzeri bir şeyi izlediğini gördüm ve şöyle bir başlık gördüm hatta gazetelerin bir tanesinde. Erdoğan güve evet çıkarsa Türkiye'de bütün lokantaları kapatacak diye bir başlık. Bakkallar aynı, bakkalları kapatacak, muhtarlıkları kapatacak diye ya böyle iddialarla. Ama sinirden bakın, mi gülüyorum, aynı neden şey gülüyorum? Diyor, Mısır medyası da aynı başlıkları atmışlardı. Evet. Ve bunda şüphe oluşturarak insanların zihinde ne kadar imaj kırılması yaşatabilirse bunlar, ama bunu başka bir üst akılın hikayeleri bunlar. Evet. Bunlar bu durup dururken icat olmuyor. Ve faslı, bunlar denenmiş. Kesinlikle. Denenmiş, üst bilinen, akıl üst akılın kullandığı. Denenmiş, belirli yerlerde tutmuş. Kesinlikle. Burada tutmuyor. Burada o yüzden tutmuyor. Hani, evet. Çünkü burada halkın inisiyatifi. Halkın kadimliği ve bilgeliği var. Bilgeliği çok önemli. Bilge. Yine ikincisi Cezayirli bir gazeteci. Türkiye dahili ve harici bir milli mücadele yürüttü, diyor. Dahili, harici. Sadece dahil değil. Bu harici de bir mücadeleydi. Dışarıya karşı da bir mücadeleydi ve bu tarihi bir şeydi, diyor. Ve şuna benzetiyor. Cezayirlerin bir zamanlar direnişinin bir direnişine benzetiyor. Diyor ki bu sandık başında yürütüldü sadece. Evet. Demokratik olarak yürütüldü Türkiye. Onun için Türk halkına teşekkür ediyorum, diyor. Bizim o bu coğrafyanın insanların sesi oldukları için. Yine başka bir Moritanyalı bir düşünür. Türkiye'deki bu seçim evet çıkmasından sonra attığı şey. Artık Avrupalılar umarım bütün Avrupa'nın başkentlerinde taziye çadırları açmışlardır. Demek ki aynı Avrupa perspektifle diyor, takip ediyorlar. Kesinlikle. Aynı milli ve yerli perspektifle takip ediyorlar. Ardan Bey, burada kavganın ne olduğunu onlar çok onlar iyi görüyor. Onlar anlamış. Onlar görüyor. Görmüş. Kesinlikle çok yakından görüyorlar. Ya ve kendi milli kurtuluşlarının, Batı mandasından kurtuluşlarının da Türk halkının bu demokratik olgunluğundan geçtiğini anlamış durumdalar. Kesinlikle. Ve direnişinden tabii. Kesinlikle. Ki. Bakın Dürzi bir yazarı Faysal Kasım El Cizre'nin müspikeri, evet, fakat kendisi Dürzi kökenli birisi şunu söylüyor. Ya çok komik, diyor. Orta Doğu'da özellikle Erdoğan'a karşı çıkanlar, diyor, Erdoğan'a eleştirilere bakıyorum. Adamın hayatında demokrasi nedir? Referandum bilmiyorum nedir? Seçim nedir bilmez. Fakat Türkiye'de Erdoğan'ı diktatörlükle suçluyor. İşte biraz önce Mısır resmi, evet, evet, gazetesinin manşeti yani. Bakın. Arkadaş, aynen, sen orada binlerce adamı katletmiş bir tane askeri diktatörün var ya. Evet. %100 açık bir şekilde karşında duruyor. Evet. Apoletleriyle. Yine Hakim Muteyri, kuvvetli, ünlü bir siyasetçi şuna şu başlığı diyor ki, şunu anlamakta zorlanıyorum. İngiltere çok az bir farkla Avrupa Birliği'nden çıktı. %51. Evet, Avrupa Birliği şöyle bir açıklama yaptı. Biz bir İngilizlerin bu kararına saygı duyuyoruz diye. Evet. Türk halkın evet deyince buna saygıyı kimse ifade edemiyor. Bu nasıl bir ikiyüzlüktür, diyor. Yeter artık, çok diyor. Çok güzel. Onlar da anlamış, evet, yani. Bakın, biz bunu yıllardır anlatıyoruz, evet, da. Evet, şurada bizzat attığı tweet, işte Avrupa Birliği'nin, evet, attığı açıklaması ve Türkiye ile ilgili açıklamaları ve onun yaptığı yorum. Bu coğrafyanın insanlar artık görüyor bunu. Uyandılar ya. Uyandılar ve çok yakından, güzel, takip ediyor olup bitenleri. Bu anlamıyla önemli. Ve yine başka birisi şuna benzetiyor Ardan Bey. Türkiye demokrasiyi öğrendi. Türk halkı artık dünyaya demokrasi desin. Ya, Türk halkı esasında %90'ı sandık başına gidiyor. Dünyanın hangi yerinde %90'ı sandık başına gidiyor? Esasında bunu ben hep yazılarımda da belirttim Turan. Evet. Bizim millet önüne konulan sandığı çok sever. Evet. Ve sıkıntı halinde koyun önüne sandığı.
Mesela 2007'de olduğu gibi. Evet. Çok akıllı bir karardır. 2007'de o gece yarısı muhtıra gelince erken seçim kararı almak. Koy abicim sandığı önüne, millete sonra çekil kenara bekle. Millet çözüyor onu zaten. Bugüne kadar vesayet rejiminin engellediği buydu zaten. Neyse devam. Evet, ve Yemenli birisiyle bitireyim, son bir örnek vereceğim. Yemenli, sonra İsrail'i soracağım. Yemenli Abdülmecid adlı bir düşünür de yazdığı makalede şunu söylüyor. Türk toplumu şunu gösterdi. Biz asla sömürgeciliğin bir parçası olmadık. Hiçbir zaman sömürgeciler bizi yönetmedi. Biz hep mücadele ettik ve bu mücadeleyi hala sürdürüyor. 70'te milli mücadelede silahlı bunu yaptı. Bugün de demokrasiyle bunu yapıyor. Evet. Demokrasiyi ben sana öğretirim diyor. Bunu Yemenli birisi diyor. Ve yine Cezayir'le özellikle Mağrib bölgesinde. Ya Cezayir önemli. Cezayir, Fas, Tunus, evet, o Mağrib bölgesinin aydınlarının özellikle Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzettikleri biri var. Fransız ünlü politikacılardan bir tanesi. De Gaulle. Ha. Erdoğan Türkiye'nin De Gaulle'ü diyorlar. Bir dakika. Neden? Ya, bu yeni bir yaklaşım. Bakın, çok önemli. Yazık olum olabilir bu. De Gaulle. Evet. Biliyorsunuz 4. Cumhuriyet'in de aslında 5. Cumhuriyet'e çevir. 4. Cumhuriyet'i 46'da Alman işgalinde kurduktan sonra 4. Cumhuriyet 58'de de 5. Cumhuriyet'in başkanlığını yapıyor. Evet. 4. Cumhuriyet kurulduğunda başına geçiyor, devlet başkanı seçiliyor çünkü İngiltere'nin de desteğiyle Almanlara karşı bir mücadele vermişti De Gaulle. Evet, doğru. Daha sonra devlet başkanı seçildi fakat şunu gördü De Gaulle. Ben dedi bu şekilde devlet başkanlığı yapamam. Benim yetkilerim arttırılmalı. Hı. Yarı başkanlık sistemini öneriyorum dedi. Fransa'nın kurtuluşu bundan geçer ve yeni bir anayasa istiyorum. O dönem sol ve belli partiler De Gaulle'e karşı çıktılar. Gösteriler düzenledi. Biliyor. Türkiye bizim muhalefet benzeri. Evet, evet. Gösteriler oldu. De Gaulle de istifa etti. İstifa ettikten bir yıl sonra Fransa ekonomisi çok ciddi sıkıntılar yaşadı. Hükümet kurulamadı. Ve tekrar De Gaulle gel başa geç dediler. 1958 yılında. 58'de De Gaulle ben iki şartını sundu. Bir, benim yetkilerim artırılacak. Devlet başkanı olarak yetkilerim artırılacak. Ve bu anayasal bir garanti olacak. İkincisi anayasa değişecek. Bu şartla dönerim. Fransa halkı seçime girdi. %70'le De Gaulle geldi. Doğru. %70'e geldikten sonra yetkileri aldı ve anayasayı değiştirdi. 5. Cumhuriyeti ilan etti. Ve bugüne kadar bugün Fransa hala devam De Gaulle'ün ediyor. Ve şunu benzetiyorlar. Cezayir halkı, Mağrib halkı. Şu anda Erdoğan'ın yaptığı da De Gaulle'ün bir benzeri. Çünkü Fransız halkını De Gaulle kurtardıysa bugün Türk halkını ve bölgeyi de Erdoğan kurtaracak diyor. Bu tabii her ülkenin kendi kadim tarihinden gelen çok bir örnek ve bence önemli örneklerden bir tanesi hakikaten. Ben de şimdi yani burada diktatörle suçlamaktan çok, bir ithamdan çok, sen demokratik mücadele sandıkta bunu yenebilirdin. Sandıkta mücadeleni ver bunu. Türk halkı buna hazır. Bugün sokağa çıkma gibi hedefleri var. Hani bunu güdüyorlar ama şunu unutmasınlar ki Türk halkı sevmez o işleri. Bu tür işleri sevmez. Sevmez. Sandıkta bunu yap. Evet, sana bugün sandığın bir desteği varsa üzerine... Şey ve ilgi, yani. Evet ve o, şu da var. Konuştuk da az önce sizinle. Yani %15-20 yine muhafazakar kesimden hayırdır ama onlar sevmezler yine bu tarz gösterilerin ve bir hükümetin düşünülüyor. Bundan dolayı bunun başarısı olacak. Yani çok, Batı bunu çok gördü. Çok marjinal bulur. Arda Bey, Batı bunu gördü ve adım adım kabul edecekler. Mecbur yani, Türk halkının iradesine şimdi, saygı göstermek zorundalar. 49 bir milyon oy insan sandık başına gitmiş. Evet. Oradan da bir şey çıkmış. Bir sonuç. Evet. Evet. Bunu 10 bin kişiyi sokağa dökerek değiştirmeyi düşünmek 49 milyona karşı. Evet. Ben evetiyle hayırıyla diyorum. İnsanlar sonuç itibariyle iradelerini belirtmişler. Kesinlikle. 49 milyon insan. Kesinlikle. Şimdi biraz hızlanacağım. Çok tatlı gittik. Vakit eyvallah, çok hızlı çok geçti. Çok örnekler vardı ama bununla yetinelim. İsrail neden uzunsuz hala? Evet. Sırf Erdoğan olayı mı? Kesinlikle. Hala bile Erdoğan ve buradaki başarılar hala Türkiye'deki o değişimi istemiyorlar. Çünkü istedikleri gibi nüfuz edememe. Savunma sanayinde artık aldık başımızı. Bakın, gidiyoruz. Bir defa orada geriye dönüş yok. Cumhurbaşkanı önümüzdeki haftalarda hem Hindistan'ı hem Çin'i ziyaret edecek. He. Şu anda Batı şimdiden kaynamaya başladı. Neden ziyaret ediyor? Ne yapacak? Hangi tür? Yani şu anda bu tartışmaya başlandı bile. Bu onu gösteriyor. Adamların rahatsız oldukları konu bu. Siz bağımsızlaşıkta ekonomimizi kendi ayakları üzerinde tutar hale getirdiğinizde bu tarz baskılar maalesef hep oluyor ve dışarıdan da müdahale oluyor. İşte Türk halkı evet diyerek Batı'dan gelen bu nüfuzu reddetti. Tıpkı Arap
aydınların ve halkların gördüğü. Esasında Türk halkına biz de medya olarak belki de son 10 yıldır tam her şeyi anlatamıyoruz. Yani parça parça gidiyor gibi. Mesela savunma sanayini %65'e çekmek, tarım sektöründeki İsrail merkezli emperyalist yapılanmayı kırmış olmamız, kendi ulusal tohum sistemimize dönmemiz, evet. Ne bileyim ben, ilaç sanayinde özellikle Recep Akdağ'a çok çok bir şey borçluyuz. İnanılmaz kar hatlarını sıfırlamış olmamız falan. Esasında emperyalist boyundurukla mücadele çok sektörde aynı anda yürütüldü. Kesin. Ama bunu günlük tartışmaların dışında bir türlü tam anlatamadık. Anlatılamıyor. Evet, evet. İnsanlar sanki Türkiye hep böyleymiş gibi görüyor. Sadece ben tarım alanında yapılanları aktarsam milyar milyar dolarlık emperyalist kayıplar olduğunu, evet, hepsi anlayacaklar. Ve yine Mısırlı bir yazarın da ifadesi şu: İsrail'in rahatsızlığı yeni bir Sisi gelmediği için Türkiye diyor. Yeni bir Sisi yaratamadıkları için diyor. Bakın. Adamlar görüyor bunu, dışarıdakiler. Evet. Çünkü onların isteği bu coğrafyada hep Sisilerin olması. Tabii. Batı ne yazık ki bizim gibi ülkelerde ve doğumuzdaki, güneyimizdeki ülkelerde ne yazık ki demokrasiyi sevmiyor. Arda Bey, şunu da gördük. Sisi'ye Amerika'nın, Avrupa'nın, İsrail'in büyük desteğine rağmen ülke hala siyasi krizde, ekonomik krizde ve belli doğrultmuş değil. Zaten kaybedenler, evet, kulübünün topluca genel kurul toplantısına dönmüş vaziyette. Suriye muhalefeti, Irak. Bu Ankara'daki güç konsolidasyonundan umutlular mı? Irak ve Suriye muhalefeti, özellikle Irak'ta şunu söyleyeyim. Ciddi bunda bir umut doğdu. Yeniden bir şeyler, bir değişim olacak diye bekliyorlar. Peki bunun ne olacağı, onların da şu anda beklediği şey o. Çünkü evetin çıkıp çıkmaması onları da ilgilendiren Fırat Kalkanı son harekat değildir dedi. Evet. Erdoğan. Evet. Çok net. Kesinlikle çok açık söyledi bunu ve aynı zamanda bölgede bunun bitmediğinin emaresi hala askerlerimizin oradaki varlığı. Evet. Hala oradaki varlığı devam ediyor. Ve bölgede bizim etkimiz, oradaki muhalefete yönelik desteğimiz de devam ediyor. Sadece durdu bir müddet için, fakat bakalım. Bakacağız. Peki. Eyvallah. Turan Kışlakçı, bunun devamını önümüzdeki hafta bir daha yapalım. Eyvallah, çok keyifliydi. Çok daha detaylara girelim. Eyvallah, çok hoş gitti. Eyvallah, çok çok bilmediğimiz şeyi de aktardın. Eyvallah, çok senin gibi değerli bir dostum olduğu için de çok keyif alıyorum. Eyvallah, ben de. İstersen bir Donald Trump'a bakalım birlikte. Eyvallah. Bazı şeyleri unutmaya başladı. Allah sonumuzu hayretsin. İyi ki First Lady biraz genç. Trump unuttu, First Lady uyardı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın kamuoyu önünde zor duruma düşmesini eşi engelledi. Trump ailesi Beyaz Saray'da ilk kez Paskalya törenine katıldı. Dev Paskalya tavşanıyla birlikte balkona çıkıp misafir ettikleri aileleri selamladılar. Sıra milli marşa geldi. Marş çalınmaya başlandı. First Lady ve oğlu adet olduğu üzere elini kalbine götürdü ama Trump unuttu. Melania Trump küçük bir el hareketiyle gerekli hatırlatmayı yaptı. Mesajı alan Trump kimseye fark ettirmeden elini kalbine götürdü. Evet, Turan Kışlakçı'nın anlattıkları benim için gerçekten özel notlar alacağım kadar önemliydi. Sadece Türkiye değil artık, küresel bir gücüz. Ve o küresel güç sınırların ötesinde çok ciddi takip ediliyor. Özellikle son 15 yılda attığımız adımlar nedeniyle de mazlum coğrafyalarda dini ve etnik geçmişi ne olursa olsun özellikle takip edilen bir başkente sahibiz. Bu başkenti günlük siyasetin sıradan tartışmalarına mahkum etmememiz gerekiyor. Turan Kışlakçı'ya bir kez daha bize açmış olduğu bu geniş ufuk için teşekkür ediyorum. Efendim, moderatör gece birazdan devam ediyor. Saat başında siyasetteyiz.
saatlerimiz tam 1.22'yi gösteriyor ve moderatör gece 3 saatlik haber maratonunun ikinci bölümünde siyaset ağırlıklı bir gündemle devam ediyor. Kısa başlıkları vereyim müsaadenizle. Bugün grup toplantıları vardı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Başbakan Binali Yıldırım tarihi halk oylaması sonrası ilk grup toplantısında milli birlik mesajları verdi ve özellikle sonuçların tartışmaya açılmamasının konunun kapandığını söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de benzer bir tutum içindeydi. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu konuda attığı adımlar nedeniyle sert eleştirilerde bulundu. AGİT tartışması sürüyor. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın buraya yolladığı heyetin yapısını arkadaşlarımız çok güzel çıkarmışlar. Birazdan onu aktaracağım ama çok sayıda isimden AGİT'in son derece haksız raporuna tepki vardı. Detayları vereceğim. Ve sandıklardan evet çıkmasından sonra bu tabloyu hazmedemeyen marjinal kesimlerle Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kanadının bir sokak hareketlendirmesi, kışkırtması yapmaya çalışmak gibi bir hedefi olduğu ortaya çıktı. Ama halkın çok çok büyük bir kısmı sakince bütün olayları seyrediyor. Gelişmeyi aktaracağım. Devamında AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner'den bu konudaki görüşlerini alacağım. Ve FETÖ terör örgütünün kilit isimlerinden biri MİT tırları ihanetinin başındaki isimlerden, tırları Hatay'da durdurarak arama isteyen eski Kırıkhan savcısı Yaşar Kavalcıoğlu ele geçirildi, gözaltına alındı. Bu detayı da birazdan ekranda göreceksiniz. Dilerseniz haber verelim. Referandum sonlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi normal çalışmalarına başladı. Tabii ki salı günü olması nedeniyle grup toplantıları önemliydi. Başbakan Binali Yıldırım referandum sonrasındaki ilk grup toplantısında AK Partililere seslenirken milli birlik ve mutabakattan söz etti. Yıldırım fitne uyarısında bulundu ve sonuçların tartışılmaya açılmasının çok yanlış olduğunu söyledi. Milletimiz fikrini söylemiştir ve tercihini %51.4 oran ile evetten yana kullanmıştır. Başbakan Binali Yıldırım uzun referandum maratonu sonrası ilk grup toplantısında bu mesajı paylaştı. Türkiye kazandı, kaybeden yok dedi. Türkiye kazanmıştır, millet kazanmıştır, demokrasimiz güçlenerek bu halk oylamasından kazançlı çıkmıştır. Binali Yıldırım halk oylamasına şaibe iddialarına sert yanıt verdi. Hedefinde CHP ve Hayır İttifakı vardı. Başbakan Türkiye'nin kutuplaşmasına izin vermeyi sözleriyle dikkat çekti. Şaibe söylentileri yayarak halk oylaması sonucuna gölge düşürmeye çalışmak beyhudedir, boştur. Millet iradesi özgürce sandığa yansımış ve bu iş bitmiştir. Buna ana muhalefet partisi başta olmak üzere her kesimin saygı duyması gerekmektedir. Evet ve hayırların yakın oranlarda olmasından hareketle vatandaşları ayrıştırmak isteyenlerin asla oyununa gelmeyeceğiz. Binali Yıldırım AK Parti teşkilatına, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve MHP seçmenine teşekkür etti. Ama en büyük teşekkür Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a geldi. Tüm salon ayakta alkışladı. Teşekkürün en büyüğü kurucu genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. AK Parti grubu olarak buradan kendilerine selamlarımızı iletiyoruz. Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin önünü açacak bu tarihi değişimi başından beri büyük bir kararlılıkla savundu. Başbakan Binali Yıldırım uyum yasalarına adres gösterdi, çok çalışacağız dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'ye davet edileceğini ilan etti. Resmi sonuçların ilan edilmesiyle beraber kurucu genel başkanımızı
partimize davet edeceğiz ve kendilerini aramızda görmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyor. Yıldırım fitne uyarısında da bulundu. Sonuçlardan sonra kimin ne kadar destek verdiğini sorgulamaya kalkmak abesle iştigal. Biz bu ailenin içine fitne sokmaya çalışanlara asla müsamaha göstermeyeceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Binali Yıldırım'la benzer bir yaklaşım içindeydi. CHP'nin itirazlarına zorlama dedi ve sandıkta sonuç alamayanlar masada şanslarını denemektedirler diye konuştu. Karşımızda mevzilenen yedi düvele karşı aynı şuur ve hedefle tepki göstermeli, bir ve beraber olmalıyız. Birlik ve bütünlük mesajları verdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli referandum sonuçlarını partisinin grup toplantısında değerlendirdi. 16 Nisan halk oylaması siyasi partilere ayrı ayrı mesaj da vermiştir. Uzlaşmadan kaçmak Türkiye'ye kötülüktür. Kucaklaşmaktan sakınmak Türk milletine haksızlıktır. Bir olalım, zalimlere birlikte direnelim. Bahçeli CHP'nin itirazlarına da değindi. CHP zorlama yapıyor ifadesini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin zorlaması, 16 Nisan'ı sabote etmeye çabalaması müflis ve yenik bir anlayışın tezahürüdür. Sandıkta sonuç alamayanlar şanslarını masa başında denemektedir. Demokrasiden umudunu kesenler sokağa oynamaktadır. Elbette Türk milleti bunlara pabuç bırakmaz. Demokrasiye kefen biçen paralı askerleri asla affetmez. Bahçeli kaos ve kriz mühendislerinin umduğunu bulamayacağını söyledi. Sistem değişti mi? Değişti. Maksat hasıl oldu mu? Oldu. O halde mesele bitmiş, düğüm çözülmüş, ülkemizin önü açılmıştır. Kriz tetikçileri hemen harekete geçmişlerdir. Öncelikle vurgulamak lazımdır ki halk oylamasında %50+1'e ulaşan tercih meşrudur. Güveler elbiseyi nasıl kemiriyorsa kıskançlık da bu fesat ve hayır kumpanyasında toplananları yiyip bitirecektir. MHP'ye yönelik suçlamalara da yanıt verdi. Partiler değil, sistem oynandı dedi. Yüksek Seçim Kurulu acilen bir çalışma yapmalıdır. Eğer imkan varsa evet ya da hayır tercihlerinin hangi partilere ait olduğunu ölçen bir mekanizma bulunuyorsa kurulan tüm sandıklarda tercihi evet olan MHP'li seçmenlerin sayısı ortaya çıkarılmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi grubunda rahatsızlık devam ediyordu sonuçlardan kaynaklanan ve Kemal Kılıçdaroğlu yine YSK'yı hedef almayı tercih etti. Cumhuriyet Halk Partisi yeni ilgiyi hazmedemedi. CHP grup toplantısında da konu gündemdeydi. Kılıçdaroğlu hayal ürünü bir sonuç paylaştı. %50'nin üzerinde bir hayırı sandıkta ifade ettik. Doğrudur. CHP Genel Başkanı YSK'yı hedef almayı sürdürdü. Yüksek Seçim Kurulu üstüne düşen görevi yapmamıştır. Kılıçdaroğlu milletin oylarının yok sayılması talebini bir kez daha dile getirdi. Cumhuriyet Halk Partisi milli iradenin yok sayılmasına ilişkin itirazlarını YSK'ya da yaptı. Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan başvuruyu ulaştırdı. Halk oylamasının iptalini istiyoruz. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın hazırlamış olduğu rapora inanılmaz tepki devam ediyor. Önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konuda görüşlerini açıklamıştı. Daha sonrasında Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik ve Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan açıklamalar geldi. Utanmadan, sıkılmadan bu seçimler hakkında gölge düşürme yarışına boşuna girmeyin. Netice alamazsınız. Artık süreç şeyniydi. Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı AGİT'in 16 Nisan tarihi halk oylamasına gölge düşürmeye amaçlayan o skandal raporuna tepkiler sürdü. Referandumun ardından yapılan açıklamaların sınırları aştığını ve Türk seçmeninin egemenliğini ifade hakkına
saygı duymadığını gösteren bazı anlamlara, bazı alanlara girdiğini ifade ediyoruz. Avrupa Birliği Bakanı ve baş müzakereci Ömer Çelik, AGİT'in siyasi raporuna tepki gösterdi. Beklediğimiz şey şudur: tarafsız, hakkaniyetli ve objektif bir yaklaşımdır. AGİT siyasi raporuna ilişkin en dikkat çeken tepkisi Meclis İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu'ndan geldi. Yeneroğlu, Alman Sol Parti üyesi Andre Hunko'nun AGİT heyeti içinde yer almasının perde arkasını anlattı. Almanya'dan gönderilmiş bir gözlemci ve bu kişi Diyarbakır ve Mardin'de gözlemlerle sözde bulunuyor ve bunun üzerine Türkiye'deki seçimlerin ne eşit ne adil olarak yürütüldüğünü, tam tersi oradaki emniyet güçlerinin orayı korumalarını bile seçmen üzerinde baskı olarak değerlendiriliyor. Bu tam bir PKK ağzı. Yeneroğlu, AGİT'in gözlemci heyetinde yer alan PKK sever Alman politikacı ile ilgili bilinmeyen bir gerçeği daha 24 ekranlarında paylaştı. Hayır kampanyasına aktif olarak katılıyor. Katıldıktan sonra da Türkiye'de AGİT'in sözde bağımsız ve tarafsız temsilcisi olarak Türkiye'ye geliyor ve güya seçimleri müşahede ediyor ve bunun üzerine rapor yayınlıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da PKK sever Alman politikacı Andre Hunko'yu ve AGİT'in siyasi raporunu eleştirdi. AGİT'e tepkiler bununla da sınırlı kalmadı. Mecliste kameralar karşısına geçen AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan da AGİT'in skandal seçim raporunu eleştirdi. AGİT raporu terör örgütleri ve Türkiye aleyhtarı tutumla tarafsızlığını yitirmiştir. Bu rapor yanlıdır, çarpıktır, hükümsüzdür. Bu AGİT heyeti içinde yer alan PKK yanlısı Alman politikacı Andre Hunko bizi gerçekten alarma geçirdi. Çünkü önce hayır kampanyasına katılıyorsun. Sonra AGİT seni tarafsız bir gözlemciymişsin gibi Diyarbakır, Mardin'lerde görevlendiriyor. Nasıl bir mekanizma ise bu. Orada güvenlik önlemleri alan ve hakikaten büyük bir huzur içinde referandumun geçmesini sağlayan güvenlik güçlerini de halka baskı yapan unsur diye yazıyorsun. Ki bunu zaten yazman için Kandil'den ne kadar aldın onu da bilmiyoruz. Bu nedenle arkadaşlarımız Andre Hunko'dan yola çıkarak kimdir bu AGİT temsilcileri? Bunlar nasıl insanlardır? Nereden gelmişler? Nereye giderler? Merak ettiler. Ve ortaya çıkan tablo Türkiye'nin tepkisinin nereden kaynaklandığını göstermesi bakımından önemliydi. Son zamanlarda Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasında zedelenen diyalog AGİT raporuna da yansıdı. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Türkiye'de referandumu takip etti. Fakat gözlemcilerin raporu hem siyasi içerikli hem de taraflıydı. Türkiye'ye gelen gözlemcilere ön yargılar dayatılmış gibiydi. Avrupa'nın Türkiye'ye olan tepkisi ve ön yargısı bağımsız ve tarafsız olması gereken gözlemcilere de bulaşmıştı. AGİT sonuçta Türkiye'ye göndermesi gereken gözlemciler tarafsız ve bağımsız olması gerekiyor. Fakat gözlemcilere baktığımız zaman bunlar ne tarafsız ne bağımsız. Kimi gazeteci, kimi Avrupa Parlamentosu üyesi, kimi ise akademisyen. Fakat gözlemcilik yapmaya gelen bu isimler hayır kampanyasına sözcülük yapmaktan başka bir misyon gütmedi. Bunlara bir örnek İtalyan Lorena Lacalle'ydi. Lacalle seçim öncesi HDP üyesi gibi hayır kampanyası yaptı. Sosyal medya hesabında sözde Kürdistan haritaları paylaştı. Bir başka örnek ise Andre Hunko'ydu. Seçimlere davet edilmiş, resmi kimlik bile verilmişti. Fakat o seçimleri gözlemlemek için değil, Diyarbakır ve Mardin'de hayır kampanyasına destek vermek için gelmişti. Paylaşımlarıyla polisin seçim çalışmalarını engellediğini dahi iddia etti. Almanya'da birçok yerde hayır kampanyasını destek veren oradaki PKK aktivistleriyle, tabii Almanya'da çekilmiş bu fotoğraf. Bu bir, bunun dışında da mesela şöyle bir fotoğraf da var. Yani kişi birçok var tabii. Şimdi bunları ben getirmedim daha. Bunların ikisi var. Yani bu adam hem PKK bu işte paçavralarıyla dikkat çeken, yasak olmasına rağmen Almanya'da bunlarla dikkat çeken, hem de hayır kampanyasını yürütenlerden birisi. Ondan sonra da AGİT adına Türkiye'ye gelip sözde seçim gözlemcisi olarak rapor sunuyor. Yani böyle bir şeyin sonuç itibariyle kabul edilmesi mümkün değil. Bir diğeri de Avrupa Parlamentosu üyesi Heikki Ansel'di.
Hansel, HDP ile ortak basın toplantısı düzenledi. Avrupalı gözlemci heyeti adına konuşuyordu. Gözlem yaptıkları yerde özel harekat polislerinin kendilerini engellediğini iddia ediyordu. Bu listede en önemli isimlerden biri de AGİT yöneticisi Mihail Görüklink'ti. Link, AGİT'in seçim gözlemlerinin başında yer alan isim. Türkiye'deki referandumda AGİT'in neden tarafsız olamadığını en iyi açıklayan fotoğrafsa bu oldu. AGİT yöneticisi Mihail Link, terör propagandasından yargılanan Firari Can Dündar'la aynı karede. Yani AGİT'in de güvenlik ve işbirliği bağlamındaki öncelikli görevlerine gerçekten hizmet etmek istiyorsa bir kendisini sorgulaması gerekir. Şimdi bu AGİT'in tablosuna baktıktan sonra söylenebilecek bir tek şey var. AGİT bir tek Can Dündar'ı bulunduğu Almanya'dan buraya gözlemci olarak göndermemiş. Belki gelecek seçimde de gönderir diplomatik pasaportla falan. Geçelim. Çünkü Can Dündar kime güveniyorsa Berlin'de yine bir tehdit salvosu bu tarafa doğru şapka fırlatır gibi fırlattı. Başbakan Binali Yıldırım'ın grup toplantısında bu iç bitmiştir lafını döndürdü. Biz bitti demeden hiçbir iş bitmez lafına döndürdü. Millet iradesi özgürce sandığa yansımış ve bu iş bitmiştir. Öyle görünüyor ki bazı Türkiye düşmanları ve millet iradesini tanımayanlar için aynı fikirde değil. Örneğin Almanya'nın himayesi altında yaşayan Can Dündar, FETÖ soruşturması firarisi, MİT tırları ihaneti davasının sanığı. Can Dündar, Başbakan Yıldırım'ın meclis grup konuşmasına Twitter'dan yorum yaptı. Biz bitti demeden bitmez diye yazdı. Ucuz bir tehdit olarak algılanan mesaja yoğun tepki geldi. Can Dündar, millet iradesini tanımayan açıklamalarına kendisine çanak tutan Alman medyasından da devam etti. Deutsche Welle'de sonuçların gerçek olmadığını iddia etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gelecekte siyaseten zor günlerin beklediğini öne sürdü. Alman medyasında ısrarla Türkiye'ye saldırmayı sürdüren başkaları da var. Örneğin Bild gazetesi, referandumda evet diyen Türk seçmenleri despotizm yanlıları olmakla itham etti. Bu arada bir bardak suda kopan fırtınaya Yüksek Seçim Kurulu'ndan yine bir cevap geldi. Özellikle uluslararası hükmün çeliştiğini ulusal mevzuatla, fakat kurulun muteber olarak uluslararası hükmü kabul ettiğini söyledi. YSK mühür tartışmasına nokta koyan gerekçeli kararını açıkladı. Yüksek Seçim Kurulu kararda seçimlerin nasıl yapıldığını anlattı. Oy pusulaları ve zarfların filigranlı olarak özel basıldığını ifade etti. Zarf ve pusulaların önce ilçe seçim kurullarına gönderildiğini özellikle belirtti. Torbanın içine kullanmış olduğumuz oy pusulası ve zarfları koyuyorum ve mühürledik arkadaşlar, zaten biliyorsunuz. YSK ilçe seçim kurullarının zarflara kendi mührünü vurup paketlediğini ve sandık kurullarına zarf ve pusulaların sevk edildiğini açıkladı. Yani sandık kurullarının önüne gelen zarflarda en az bir mühür bulunuyor. Seçim günü sandık kurulları zarflara ikinci, oy pusularına ilk mührü vurması gerekiyor. Bu yasal bir zorunluluk. YSK bu yasa hükmünü görmezden gelmiyor. Fakat gerekçeli kararda neden sandık kurulu mührü taşımayan zarf ve pusuların geçerli sayılabileceğine hükmettiğini açıklıyor. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası uluslararası anlaşmaların kanun hükmünde olduğunu kabul ediyor. Hatta kanunla anlaşma çelişirse anlaşmanın geçerli olduğu anayasa hükmü. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ise seçime oy kullanarak katılma hakkını güvence altına alıyor. Bu durumda yasa, seçmenin kendinden kaynaklanmayan bir sorun nedeniyle verdiği oyun iptalini uluslararası hukukta seçime katılma hakkı kapsamında oyun geçerli olması gerektiğini söylüyor. YSK bu noktada anayasa gereği uluslararası hukukun geçerli sayılması gerektiğine karar verdi. YSK kararında alelade bir zarf ve oy pusulasıyla kullanılmış oyun değil, YSK tarafından gönderildiğinden şüphe duyulmayan oyların geçerli sayılması gerektiğini hükmetti.
Birinci bölümde de söyledim sevgili seyirciler, kaçıranlar için yeniden söyleyeceğim. Türk halkı sandığı sever, iradesini ilan edilmesini sever. 48 milyon, 49 milyon insanımız %87 gibi bir oranla o yüzden sandığa gitti. Sessizce kullandı. Ortaya çıkan tablo çerçevesinde de dünden itibaren, sabah saatlerinden itibaren işine gücüne döndü ve artık yeni bir döneme hazırlık yapıyor. Ama marjinal olduğuna inandığımız bazı gruplar nereden emir aldıklarını 3 aşağı 5 yukarı tahmin ediyoruz. Sokak kışkırtmasını zorluyorlar ki bu Türk halkının hiçbir zaman düştüğü bir tuzak olmadı. Ama sosyal medyada ciddi bir provokasyon var. Ve bir televizyon kanalı, Halk TV nasıl yapıyorlar bilmiyoruz ama işi ekran üzerinden darbe çağrılarına kadar vardırmış durumda. %51 ile farklı da çoğunluğu da meclis. Her defasında tuş oldular ama yenilen pehlivan güreşe doymuyor. Üstelik bir kez daha kural dışı hareketlerle işte bu altyazı skandalı asıl niyeti de gösteriyor. Dedi ki bu sandıkta bizim arkadaşlar oy kullanacaklar. Buna itiraz edecek olanın canını okuruz. Hayır cephesinin savunucusu CHP'nin kanalı Halk TV'de yaşandı skandal. CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen canlı yayın konuğuydu. Konuşmasında AK Parti hükümetini ağır ithamlarla suçladı. Haluk Pekşen konuşurken programda bir anda işte bu altyazı belirdi. Ekranda AK Parti için adil seçimle gitmeyecek yazıyor. Üstelik bunun toplumun yarısının kanaati olduğu iddia ediliyordu. Altyazı ekranda uzun süre kaldı. Açık açık darbe çığırkanlığı yapıldı. 134'ten 137, 138 hepsi doğrudan bunlar içeriyor. Eğer bir sandığa gereken oyu, gereken mühür... Belli ki kanal yönetimi ve onlarla aynı zihniyette olanlar referandum sonucunu ve milletin zaferini içlerine sindiremedi. Ekranda anti-demokratik uygulamalara gidilmesi çağrısı yapıldı. Sadece Halk TV değil, referandum sonuçları açıklanır açıklanmaz sosyal medya üzerinden de provokasyon çağrıları yapılmaya başlandı. Milletin hür iradesiyle verdiği evet kararının meşru olmadığı iddia edildi. Mücadele yeni başlıyor sloganlarıyla provokatif ve terör odaklı gruplar sokaklara davet edildi. Gezi kalkışması sırasında ortaya çıkan tencere tavalar yine bazı grupların ellerinden düşmüyor. Tencere tava hep aynı hava. Tüm bunlar sandıkta yenilenlerin bükemedikleri bileği öpmek yerine hukuk dışı yollarla ortalığı karıştırmaya çalışacakları olarak yorumlanıyor. Gölge düşürme yarışına boşuna girmeyin. Netice alamazsınız. Artık süren şey Niğde. Bizim sözümüz bu. Niğdeli kardeşim sizlere ne diyeceğini gayet iyi bilir. Aslında Halk TV'nin bu yaklaşımı beni şaşırtmadı. Biz 15 Temmuz akşamı bu stüdyoda değerli konuklarımla beraber 7,5 saat o direniş yayınını yaparken onlar defalarca FETÖ'cü çetenin o sözde darbe bildirisini sanki Türkiye'nin kurtuluş bildirisiymiş gibi ekranlarından saatlerce dönmüşlerdi. Ve sonrasında da darbe başarısız olunca neye uğradıklarını şaşırmışlardı. Her şeyi söylemek için içimde tutuyorum ama günü geldiğinde söylemek de gerekiyor yüzlerine karşı. İşte söyledik. Siz darbeyi desteklediniz kardeşim. Bu kadar net. Bu kadar net. Biz burada canımızı ortaya koymuş 3,5 çeteciyle mücadele ederken siz o ekranlardan sanki memleketin kurtuluşu borazanını çaldınız. Şimdi geçmişsiniz karşımıza da adil seçimle gitmeyecek falan filan. Geçelim. Bu arada adliyeler de biraz karışıktı. Cumhuriyet Halk Partili bir grup tarafında. İzmir Marşı'yla adliye bastılar, YSK aleyhine slogan attılar. CHP'li grup Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ni böyle karıştırdı.
Milletin 16 Nisan zaferi terör örgütleriyle birlikte hayır kampanyası yürüten CHP'yi rahatsız etti. Referandum sonuçları CHP'de hazımsızlık yarattı. Sonuçlara itirazlar gelmeye başladı. İstanbul'da da kalabalık bir grup il seçim kuruluna itiraz için Çağlayan'a geldi, ancak ortaya çıkan manzara baskını andırdı. CHP üyesi grup adliye koridorlarında izinsiz gösteri yaptı. Yüksek Seçim Kurulu hakarete varan sözlerle protesto edildi. Grup polis tarafından uyarıldı ama durum değişmedi, gerginlik daha da arttı. Grup üyeleriyle polis arasında yaşanan gerginlik arbedeye dönüştü. Grup üyeleri polise karşı zor kullanmaya kalktı. Gerginlik Çevik Kuvvet'in devreye girmesiyle son buldu. Bugünlerde mühürsüz oy pusulaları iddiasıyla referandumun iptalini isteyen CHP, sadece 2 yıl önce 2015'teki seçimlerde tam tersi bir yol izlemişti. 7 Haziran seçimlerinde İstanbul'da 1289 nolu sandıkta kurul hata yapmış, CHP ise o dönemde mühürsüz oyların da geçerli olması için itiraz etmişti. Çünkü o sandıkta CHP'nin oyları fazla çıkmıştı. Sadece bu da değil, 16 Nisan referandumunda Ümraniye'de 3017 nolu sandıkta 48 oy pusulasının arkası unutulduğu için mühürlenmedi. Ancak hem HDP hem de CHP'li üyelerin imzasıyla oylar geçerli sayıldı. Yani CHP'nin hem geçmişte hem de bugün bir yaptığı diğerini tutmadı. Evet, bu kadar gelişmeden sonra bir siyasetçinin görüşlerine kulak verelim. AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner. İyi akşamlar Sayın Metiner. İyi akşamlar diliyorum, iyi yayınlar. Efendim, şimdi bir provokasyon var. Sosyal medya üzerinden örgütleniyor, bir takım yerler belirleniyor vesaire. Oyların sayımı ile ilgili bir tartışmadan yola çıkarak YSK'nın da çok açıklamaları var ama sanki bir şey zorlanıyor gibi. Nasıl bir plan bu sizce? Yani bu provokasyonlar konusunda Türkiye toplumu hassas olmalıdır. Biz AK Parti olarak bu meselenin kapanmış olduğuna inanıyoruz. Yani seçimi pazar günü akşam itibariyle bitirdik. Seçim satım ayında, yani referandum satım ayında söylenen her bir sözü de o günlerde bıraktık. Artık arkamıza bakmıyoruz, önümüze bakıyoruz. Bizim için evet diyen de hayır diyen de saygıdeğerdir. Bu ülkenin bütün yurttaşlarını kucaklayan bir anlayışın sahibiyiz. Bazen seçim meydanlarında siyaset kızışabilir. Seçim meydanlarında her birimizi rahatsız eden söylemler geliştirilebilir. Bu bizim tarafımızdan da gelmiş olabilir. Evet. Öteki taraftan da gelmiş olabilir ama sonuçta sandıklar kapanıp sonuçlar açıklandıktan sonra bu ülkede öteki vatandaş diye bir şey yoktur. Biz evet için çalıştık. Evet çıkmasından da büyük bir memnuniyet duyarız. Ama hayır diyen vatandaşları da hiçbir zaman öteki olarak addetmeyiz. Öteki olarak addedilmesini de asla tasvip etmeyiz. Bir bütün olarak, birlikte Türkiye olarak yolumuza devam ederiz. Birilerinin hayır oylar üzerinden ülkeyi gerilime sokmasına rıza göstermek bu ülkeye yapılabilecek en büyük bir kötülüktür. Biz gerilimin ne bir tarafı oluruz ne de bizi gerilimin, çatışmanın içine çekmek isteyenlerin tuzağına geliriz. Onların uyumlarını bozmak boynumuzun borcu. Bu yüzden herkesi kucaklayan bir dile, herkes sağduyuya, provokasyonlar konusunda duyarlı olmaya çağıran bir dile ihtiyacımız var. Bu ülke hepimizin, yani bıçak sırtı bir sonuç söz konusu değildir. 48-51 matematik hesabı bilen herkes 3 puan farkın çok önemli olduğunu, 1 milyon 300 küsur oyun çok önemli bir fark olduğunu bilir. Ayrıca 50+1 bu işin meşru sınırıdır. Şimdi birileri siyasal sistem ve rejim değişirken 50+1'in yeterli olmadığını söylemeye başladılar. Bunlar hoş şeyler değil. 367 olayında da benzer şeyler söylenmişti. Evet. Eğer
50+1 meşru sınır değilse o zaman bu referanduma niye katıldılar? 50+1'in meşru sınır olmadığı anayasanın veya kanunlarımızın neresinde yazılı? Kuralları 50+1 bilerek çıkabilirdi. Yarışa giriyorsunuz, evet. Ve sonra da kuralları değiştirmeye kalkışıyorsunuz. Biz bir rejim değiştirmiyoruz. Bir siyasal değişikliği milletimiz tarafından milletimizin hür oylarıyla gerçekleştirildi. Ortada bir usulsüzlük, ortada bir şaibe söz konusu değildir. YSK'nın kararı bizim için muteberdir. Onun için Gezi benzeri provokasyonları tezgahlamak, ki bugün sosyal medyaya da yansıdı, CHP Gençlik Kolları Genel Merkezi'nden giden bir yazı son derece ibretamizdir. Gezi benzeri provokasyonlar tertiplemek, Türkiye toplumunun evet veren vatandaşlarıyla hayır diyen vatandaşlarını karşı karşıya getirmek bu ülkeye, bu ülkenin demokrasisine yapılabilecek en büyük kötülüktür. Dediğim gibi biz gerilimi tırmandıracak hiçbir söylemde bulunmayız. Böyle bir tavrımız söz konusu olmaz. Ülkeyi yönetiyoruz. Dolayısıyla bu ülkenin bütün vatandaşlarını kendimizden biliyoruz. Hayır diyen vatandaşlarımıza yönelik herhangi itibarsızlaştırma kampanyalarının da karşısında dururuz. Seçim artık arkamızda kalmıştır. Önümüze bakmamız gerekiyor. Ve herkesin de şunu bilmesi gerekiyor ki bu referandumun galibi millettir, demokrasimizdir. Birlikte birbirimizi kucaklayarak yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Avrupa'dan bazı başkentlerin Türkiye'nin seçimini içine sindirmemesini tabii ki manidar buluyoruz, ama onların içimize yönelik hamlelerinde bir taşeron güç olarak bulunmak toplum tarafından da tarih tarafından da asla affedilemeyecek bir yanlışlık olur. Vatandaşlarımızı bu tür provokasyonlar konusunda duyarlı olmaya çağırıyoruz. Peki, zaten hayır veren veya evet veren vatandaşlar açısından söylüyorum. Çok büyük bir makul çoğunluk vardır Türkiye'de. Marjinal unsurların deptebesine de fazla kulak vermezler. Makul çoğunluk bu kışkırtmalar karşısında nasıl davranmalı? Yani tabii ki serin kanlılığımızı sonuna kadar muhafaza edeceğiz. Toplumu karşı karşıya getirecek söylemlerden ve davranışlardan kaçınacağız. Kamu düzenini bozan unsurlara karşı da tabii ki devletin güvenlik güçleri vardır. Adliyesi vardır. Onlar gerekeni yaparlar. Hiçbir vatandaş esasında kendinden menkul bir görev çıkarmayacak bu. Asla. Tam da onların istediği bir şey bu. Evet. AK Parti olarak da biz bunu asla tasvip etmeyiz, edemeyiz. Yani vatandaşlarımızı karşı karşıya getirmeye çalışanların değirmenine su taşıyacak bir yerde durmak bu ülke yapılabilecek en büyük kötülüktür. Devletin güvenlik güçleri vardır. Kamu düzenini tesis ederler. Adliyesi vardır. Onlar gereğini yaparlar. Ama dilerim demokratik ve barışçıl gösterilerin dışına taşan, Gezi'de başlayıp sonrasına nasıl dönüştüğünü bildiğimiz provokasyonlara doğru evrilen başka güç odaklarının da parmaklarının olduğu bir sürece kimse kapı aralamak istemesin. Hele hele Ana Muhalefet Partisi gibi bir partinin, bu ülkenin önemli partilerinden bir partinin bu işin başını çekmesi veya da bu provokasyonun bir yerinde bir şekilde bulunması asla kabul edilemez. Umarım onlar da gerekli sağduyuyu gösterirler. Yani bir seçim ve Türkiye kendi seçimini yaptı. Referandumda bir tercihte bulundu. 50+1 hayır çıkmış olsaydı biz sonucu büyük bir olgunlukla karşılardık. Evet veren vatandaşlar olarak karşılardık. Hükümet olarak karşılardık. AK Parti olarak karşılardık. Şimdi 50+1 almış olsalardı bunu bir zafer biçiminde değerlendirecek olanların 51.4 alan bir kitleyi düşman gibi görmeye devam etmesi şaibe, usulsüzlük üzerinden Türkiye toplumunu karşı karşıya getirecek bir gerilimin, çatışmanın başını çekiyor olması asla tasvip edilecek bir husus değildir. Umarım ve dilerim bu bir iki günlük birkaç güne kadar biter.
hazımsızlık yerine demokratik olgunluğa bıraksın. Bence de, çünkü makul vatandaşlara ben de bir abileri olarak sesleniyorum. Kimse kimseye bireysel olarak müdahalede bulunmasın. Dediğiniz gibi bu ülkenin kolluk güçleri var. Kamu düzenini bozanlarla kolluk güçleri ilgilenir. Kimse demokraside kendine bir iş çıkarmasın. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. FETÖ ile mücadelede önemli bir viraj dönüldü. O şahıs, eski Kırıkhan savcısı Yaşar Kavalcıoğlu, MİT tırları olayının bir numaralı sanıklarından biriydi. Yakalandı, gözaltına alındı. MİT tırları ihanetinin başındaki isimlerden biriydi. MİT'e ait tırı Hatay'da durdurdu, arama yapmak istedi, MİT görevlilerini tehdit etti. FETÖ'cü eski Kırıkhan Cumhuriyet Savcısı Yaşar Kavalcıoğlu İstanbul'da yakalandı. Polis uzun süredir FETÖ'cü savcının peşindeydi. İstanbul'da olduğu belirlendi, harekete geçildi. Harem otogarında kimlik kontrolü yapan ekipler firari savcıyı bir yolcu otobüsüne binmek üzereyken fark etti. Polis kimliğini sordu, yok dedi. Polis merkezine götürüleceğini anlayan Kavalcıoğlu savcı kimliğini çıkardı. 6 ayrı suçtan daha aranması olduğu tespit edildi ve gözaltına alındı. MİT tırlarını durduran, arama yapan ve burada kral benim diye MİT görevlilerini tehdit eden FETÖ'cü eski savcı Yaşar Kavalcıoğlu ifadesi alınmak üzere Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Kavalcıoğlu emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Biraz da yaşamın içinden akan haberlere bakalım. Önce 10 yaşındaki Beratcan Karakütük cinayeti. Günlerce tartışmış, konuşmuştuk. O zavallı çocuğun katliyle ilgili olarak mahkeme kararını verdi. Zanlı servis şoförünü ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Anne ise serbest bırakıldı. Kartal'da kayboldu, Tuzla'da 15 gün sonra cansız bedeni bulundu. Daha 10 yaşında cinayet kurbanı oldu. Hunharca öldürülen Beratcan Karakütük davasında karar çıktı. Korkunç cinayet 9 Mart 2016'da yaşanmış, 10 yaşındaki Beratcan Karakütük'ün cansız bedeni İstanbul Kartal'da kaybolduktan 15 gün sonra Tuzla'da ormanlık alandaki bir su kuyusunda bulunmuştu. Beratcan'ın katil zanlısı servis şoförü Ersin Kaşıkçı'ydı. Kısa sürede yakalandı ancak ifadeleri korkunç olayın seyrini de değiştirdi. Ersin Kaşıkçı'nın Beratcan'ın annesi Türkan Karakütük'le ilişkisi vardı. Cinayeti de anne Karakütük istediği için işlediğini söyledi. Beratcan'ın annesi de gözaltına alındı ve olay bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu. Ersin Kaşıkçı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Türkan Karakütük ise Bakırköy Kadın Sığınma Evi'ne yerleştirildi. Hazırlanan iddianamede anne Türkan Karakütük ve servis şoförü sevgilisi Ersin Kaşıkçı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı. Katil zanlısı Ersin Kaşıkçı, çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacağı kişiyi tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cinayeti azmettirdiği öne sürülen anne Türkan Karakütük ise yeterli delil olmadığı gerekçesiyle beraat etti. Kamuoyunun tartıştığı bir başka konuyu hatırlatayım size. Eminönü sahilde biliyorsunuz 40 günlük bir kız bebek denize atılarak öldürülmüştü. Üzerinde çok konuşmuştuk, nasıl olur bu diye. Öldüren anne ve babası hakkında iddianame müebbet, ağırlaştırılmış müebbet istemiyle hazırlandı. Evet. Türkiye'nin kanını donduran cinayette akıl almaz ifadeler. 40 günlükken öldürülen Tuğçe Bebek için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame hazırladı. 23 Ocak 2017'de yaşananlar anlatıldı. Anne Fatma T. bebeğin bakımı için para istedi. Baba Mustafa T. sinirlendi. Önce bu çocuktan kurtul, sonra kendin intihar et dedi. İşte ne olduysa o andan sonra oldu. Katil zanlısı anne evden çıktı,
bütün gece kucağında Tuğçe bebekle dolaştı. Sabah 6.25 sıralarında Eminönü'ndeki iskeleye geldi. Yavrusunu düşünmeden denize attı. Bir süre daha sokaklarda gezdikten sonra da gitti, polise teslim oldu ama sözde anne pişman olmak bir yana, bir oğlum var, onu da öldüreceğim demişti. Oğlum var, onu öldüreceğim. Yapılan aramalara rağmen minik Tuğçe'nin cansız bedenine ulaşılamadı. Şüphelilerin emniyet, savcılık ve hakimlikte birbirleriyle çelişen ifadeler vermesi ise dikkat çekti. Cani anne ve baba içinse ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Oğlum var, onu öldüreceğim. Sıradaki haberde bir çocukla ilgili ama merak etmeyin, sonunda ölüm yok ama... Bütün anne ve babaların çok dikkatli olması gerektiğini vurgulayan bir haber. Çünkü bazen çok sevimli dostlarımız çok vahşileşmiş olabilirler yaşanılan bölgelere göre. 5 yaşındaki Eymen'in topu bahçeye kaçtı. O da onun peşinden ama beklemediği bir saldırıyla karşılaştı. Canavarlaşmış köpekler onu az daha parçalıyorlardı. Kurt sürüsü gibiydiler. 5 yaşındaki çocuğa hepsi birden parçalamak için saldırdı. Dehşet verici bu olay bir hafta önce Sakarya'da yaşandı. Küçük Eymen'in topu sitenin yanındaki yeşillik alana kaçtı. Çocuk işte topu, topu da gösterebilirsiniz. Top buradan bahçeye kaçıyor. Top bahçeye kaçınca işte burada kendisi buradan o tarafa geçiyor. Topunu almak için çitlerin öte tarafına geçti ancak yeşillik alanda saklanmış bir grup köpek çocuğu izliyordu. Atlamasıyla birlikte köpek çetesi tuzak kurmuşçasına saldırdı. Köpekler küçük çocuğu kafasından ve sırtından ısırdı, sürükleyerek yeşil alanın derinliklerine doğru çekmeye başladı. Çocuğun çığlıklarını duyup koşan anne Meryem Ünlü de tellerden atlayıp oğlunu kurtardı. Talihsiz çocuk hemen hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalesi acilde yapıldı. Sırtı, ayakları ve kafasının büyük bölümünde derin kesikler vardı. İnince çocuk kafasını parçalamış gördü. Ondan sonra annesine ver diyorum, vermiyor çocuğu bana. Çünkü anne de çok kötü, ben de çok kötüyüm. Ama neyse ki küçük Eymen bu saldırıdan sağ çıkmayı başardı. Kafasındaki derin kesiklere sayısız dikiş atıldı. Sırtındaysa dehşet verici o dakikaların izlerini taşıyor ama acılarını şimdiden unutmuş. Vaktini hastane yatağında annesinin cep telefonundan çizgi film izleyerek geçiriyor ve çıkacağı günü bekliyor. Avustralya'da daha vahim ve trajik sonuçlanan bir başka olaya gidelim. Orada da köpek balığı sörf yapan 17 yaşındaki bir kızı parçaladı. Köpek balığı genç kıza saldırdı, canını aldı. Korkunç olay Avustralya'nın Willie Körfezi'nde yaşandı. 17 yaşındaki Latessia Brower babasıyla birlikte sörf yapıyordu. Köpek balığının saldırısına uğradı. Genç kız kurtulmak için çok çabaladı ama imkanı yoktu. Vücudunun alt bölümü neredeyse tamamen parçalandı. Hastaneye kaldırılan Latessia Brower kurtarılamadı. Genç kızın sörf tahtası ise o dehşet anlarının en net fotoğrafı oldu. İlginç bir hırsızlık vakasından söz edeceğim. Antalya'da bir caminin imamının telefonu çalınmıştı. Dükkan dükkan gezdi, buldu telefonu ama bir başka şey daha buldu. Bu da işin ilginç yönü zaten. Telefonu çalan hırsız selfie yapmıştı ve o fotoğrafı silmeyi unutmuştu. Ceplerini karıştıra karıştıra gidiyor ne bulurum diye. Çaldığı telefonla selfie yaptı, yakalandı. Antalya Konyaaltı 15 Temmuz Şehitler Camii'nde akşam namazı kılınıyordu. İçeri giren hırsız İmam Emre Mermer'in ceketini çaldı. O anlar caminin güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsız cemaatten birinin de ayakkabısını giyerek uzaklaştı. Çaldığı ceketin cebindeki anahtarla imamın park halindeki otomobilini açtı. Aracımı açıyor. Hırsız otomobildeki cep telefonunu, şarj aletini ve bir miktar parayı alarak motosikletle uzaklaştı. Anahtar da üzerinde.
Namazdan sonra ceketinin çalındığını fark eden İmam Emre Mermer, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyince her şey ortaya çıktı. Aracımı açıyor, aracın içerisinden cep telefonumu çalıyor, bozuk paralar falan var, onları alıyor, motoruna biniyor, uzaklaşıyor. Bir dedektif gibi iş süren İmam, ikinci el telefon satıcılarını tek tek gezdi, sonunda çalınan telefonunu bulmayı başardı. Ne yapar bu adam, hırsız cep telefonunu elbet nakide çevirecek, satacak diye. Ertesi gün burada telefoncuların meşhur olduğu 100. yıl mevkisinde telefoncular var. Oraya gittik biz. İmam Emre Mermer polise başvurdu. Hırsızın çaldığı telefonla öz çekim yaptığı anlaşıldı. Polis hırsızı selfie yapıp çektiği fotoğraflardan tespit ederek yakaladı. Giddi gidiyor şu an. Bir başka cep telefonu hırsızlığı bu sefer Bursa'da. 12 yaşındaki bir kızın elinden çalındı ama güvenlik kameraları o anı ve sonrasını yakalamıştı bile. Kaçtıkça kameraya takıldığı polis tereyağından kıl çeker gibi yakaladı. Olay Bursa'da 3 hafta önce meydana geldi. Bir kafkatçı sokakta arkadaşıyla oynayan 12 yaşındaki kızın cep telefonunu çaldı. Kafkatçı kaçarak uzaklaştı ama girdiği her sokakta kameralar kayıttaydı. Polis görüntüleri tek tek inceledi, eşkali belirledi. O şüpheli silahlı gasptan 13 yıl cezaevinde yatmış, 1 yıl önce çıkmıştı. Polis şüpheliyi Bursa'dan kaçmak üzereyken kıstırıp gözaltına aldı. Şimdi bu olayda, şimdi izlediğiniz olayda bence ucuz kurtulmuş o 12 yaşındaki kızın anne babasına ve onların üzerinden Türkiye'deki bütün anne babalara bir uyarım var. 12 yaşındaki bir kız çocuğunun sokakta oynarken elinde cep telefonu ne arıyor? O cep telefonuna sahip olmak isteyen bir şaki, bir hırsız sadece kapıp kaçmakla yetinmese, daha adını bile veremeyeceğim kötülüklere yönelse ne yapacaksınız? Niçin veriyorsunuz çocuklarınızın eline 12 yaşında cep telefonu? Bu yetişkinlerin belli bir zamanda veya lisede kendini koruyabilecek yaşa geldiği zaman bir çocuğun eline verilebilecek, hele hele sokağa telefonla çıkarılması anlaşılır gibi değil. Lütfen yetişkinlik çağının ilk adımlarını aşmış çocuklarınızda o da belirli sınırlar içinde cep telefonu verin. 12 yaşındaki çocuğun eline sokakta cep telefonu verilmez. Neyse geçelim. Antalya'da bir kafenin patronuyla bulaşıkçısı arasındaki tartışma ne yazık ki çok kötü bitti. Kendisini uyaran patronunu bıçaklayarak öldürdü. Antalya Hasan Subaşı Caddesi'ndeki bir kafenin iki personeli tartıştı. Bu durumu gören iş yeri sahibi Mevlüt Yılmaz araya girdi. İki hafta önce işe başlayan Veysel Ecemoğlu'nu ikaz etti. Sinirlenen Ecemoğlu cinnet getirdi, mutfağa gitti, aldığı bıçakla patronu Mevlüt Yılmaz'ı 5 yerinden yaraladı. Kafenin camlarını da kıran Veysel Ecemoğlu kaçtı. Yaralanan 34 yaşındaki patronuysa sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Eşinin ölüm haberini alınca çıkıp gelen iki çocuk annesi Cennet Yılmaz sinir krizi geçirdi. Olayın şokunu yaşayan bir iş yeri çalışanı ise babası tarafından sakinleştirildi. Polis katil zanlısını her yerde arıyor. Bugün yaşamın içinden akan haberler biraz kanlı canlı açık konuşalım. Adana'dayız. Yine bir örnek olay. 16 yaşında bir genç şakalaştığı 20 yaşındaki arkadaşını vurarak öldürdü. Bu yaşta çocukların elinde silah ne arıyor? Yine anne babalara sesleniyorum. Ama önce bir izleyin bakalım.
Bir şey söylemeyecek misin? Yok, söylemiyorum. Niye? İnat değil mi? Silahı nereden, silahı nereden buldun? Aha, ne? Evinden mi çaldın yoksa? Babanın silahı mıydı? Yok, benim silahım. Senin silahın? Nereden evet. buldun bu yoşta silahı? Ben silahların içine büyüdüm. Allah Allah. Şakalaştığı arkadaşını vurarak öldürdü, ben silahların içinde büyüdüm dedi. Nereden evet. buldun bu yoşta silahı? Ben silahların içine büyüdüm. Allah Allah. Adana Seyhan'da Vedat Aydemir arkadaşıyla sohbet ediyordu, şakalaşmaya başladı. İddiaya göre arkadaşı şakanın dozunu artırdı. Zanlı belindeki silahı çıkardı, Vedat Aydemir sıkamazsın deyince ateş etti. Yok, söylemiyorum. 20 yaşındaki Vedat Aydemir kanlar içinde yere yığıldı. Vatandaşların çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Katil zanlısı ise polise teslim oldu, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıbba getirildi. 16 yaşındaki katil zanlısının gazetecilerin cinayeti neden işlediniz ve silahı nereden buldunuz sorularına verdiği cevaplar yaşananları adeta özetler gibiydi. Senin silahın nereden evet. buldun bu yoşta silahı? Ben silahların içine büyüdüm. Silahın içinde büyüdüm dediğine göre artık o baba düşünsün. Efendim, İstanbul Büyükçekmece'de iki hırsız bir iş anındaki döviz bürosunu soydular. 400 bin liraya yakın para aldılar ama çıkarken yaptıkları hayli ilginçti. 400 bin lira çaldılar, kaçarken yeni kilit taktılar. Kilidi kırıyor arkadaşlar, gelen hırsızlar. Kilidi kırdıktan sonra yarıya kadar kepengi kaldırıyorlar. Kaldırdıktan sonra hırsızlardan biri kapıyı açıyor, içeri giriyor. O hırsızlar kepengin kilidini kırdı, güvenlik kameralarının yönlerini değiştirdi. Yanlarında getirdikleri aletleri kullandılar, döviz bürosuna girip kasaya yöneldiler. İçeride yaklaşık 20 dakika kalan hırsızlar kasadaki 400 bin lirayı aldı. Kapıyı kırmışlar. Ondan sonra içeri işte kasayı masayı darmadağın etmişler. Hırsızlar hemen uzaklaştı. Bu kez girerken kırdıkları kepengin kilidinin yerine yenisini taktılar. Polis soyguncuların peşine düştü. Bir görünmez kaza haberi de Adana'dan. Seyir halindeki otomobilin tekerleği fırladı gitti. Bir eczanenin kapısından içeri girdi. Eczacıyla sohbet eden iki kişiye çarptı. Eczane sahibinin lafı ilginçti. Biz hasta bekliyorduk, içeri bir tekerlek girdi dedi. Bu da oldu. Eczanede otururken otomobil tekerleği çarptı. Güvenlik kamerasının kayıtta olduğu yer Adana. Yolda seyir halindeki bir otomobilin sağ arka tekeri koptu. Savrulan tekerlek bulvar üzerindeki eczanenin kapısından içeri girdi. İş yeri sahibini ziyaret eden İbrahim Obaz ve Volkan Ay'a çarptı. Arkadaşlarla iş konuşuyorduk. Bir anda bir lastiğin içeriye girip bizi ziyaret ettiğini gördük. Neyse ki kimse zarar görmedi. Hafızalardaysa işte bu görüntüler kaldı. Bir başka hareketli haberde Mersin'den gemiyle limana getirilen anguslardan biri indirilirken kaçtı. Devamı haberde. Görevlilerin elinden kaçtı, ortalığı birbirine kattı. Brezilya'dan ithal edilerek gemiyle Mersin'e getirilen anguslar tırlara alındı. Orayı boşaltın da o tarafa gitsin hemen ya. Bu sırada anguslardan biri tırdan kaçıp denize atladı. Bir süre denizde kalan hayvan kurtarıldı, kıyıya çıkartılarak kayalıkların üzerinde bekletildi. Çağrılan itfaiye ekipleri Angus'u halatla yakalamaya çalıştı. Ancak çabalar sonuç vermedi. Halattan kurtulan Angus çevredekileri kovaladı. En başta yapılacak olan sonunda yapıldı. Tüfekle uyuşturucu iğne atıldı, 4 iğne isabet etti. Angus bir süre daha koştuktan sonra olduğu yere yığıldı. Uyutulan hayvan vinçle kaldırılarak kamyona yüklendi.
Yine kısa bir aramız var. Saat başında önemli haberlerle karşınızda olacağım. Bekliyorum efendim. Saatlerimiz tam 23'ü gösteriyor ve 18 Nisan 2017 Salı gününün son saatine girdik sevgili seyirciler. Moderatör Gece bütün hızıyla devam ediyor. Kısa başlıklar vereceğim bu bölümden de. Tunceli'nin Novacık ilçesinden havalanan bir Sikorsky helikopter kent merkezine giderken ne yazık ki düştü ve 12 şehidimiz var. Detayları birazdan aktaracağım. Referandumdan ve evet çıkınca önce bir soğuk hava esti, sonra Avrupa Birliği'nde bir derlenip toparlanma süreci mi başladı bilemiyoruz ama Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel ilk açıklamasının aksine Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine yönelik biz de yanlışlar yapmış olabiliriz gibi bir lafla devreye girdi. Bakacağız, onları değerlendireceğiz, birazdan haberi aktaracağım. Avrupa'da bu arada çarşı iyice karışmış durumda. Biliyorsunuz Fransa seçimleri çok yakında. Eylül'de Almanya seçimi var. Bunların hepsi bizimle de uğraşmaya devam ediyorlar. Bir de İngiltere erken seçim ilan etti. Umarız onlar da bizimle uğraşmazlar. Fransa'daki duruma bakacak olursak bize habire Le Monde gibi, Le Figaro gibi gazeteler Türkiye bölündü mü bölündü mü diye laflar ediyorlar ama seçimlere birkaç gün kala çatışmalar yaşanıyor Fransa'da. En azından biz huzurlu bir demokrasiyle geldik referandum sandığının başına. O konuda da detayları vereceğim. Bir de sanatçı İbrahim Erkal'ın durumuyla ilgili yeni bir gelişme var. Savcılık soruşturma başlattı. O otoparkta ne oldu ki İbrahim Erkal bu tür bir komaya girdi? Onu araştıracak savcılık. Konuyla ilgili gelişmenin detayı da birazdan ekranınızda olacak. Dilerseniz haberlere geçelim. Evet, geçiş kapağımızdan da gördüğünüz gibi ilk haberimiz hepimizi çok üzen gelişmeyle ilgili. Türkiye bugün öğleden sonra saatlerinde Tunceli'den gelen haber karşısında gerçekten alarma geçti. Ovacık ilçesinden havalanmıştı Sikorsky helikopteri. Kent merkezine ilerliyordu. Fakat birden telsiz ağlarında ilişki kesildi ve devamında 12 şehit verdiğimizi öğrendik. Tunceli'de polis helikopteri düştü, 12 kişi şehit oldu. Sikorsky tipi helikopter içinde bir hakim, bir astsubay, 7 polis ve 3 mürettebatla Pülümürdağ yolundan havalandı. 10 dakika sonra ise helikopterle tüm irtibat kesildi. Biz tam helikopteri karşıdan bir kilometre uzaktan gördük. Kara saplanmıştı, sadece bir kuyruğu görünüyordu. AFAD, UMKE ve askeri birliklerden oluşan ekipler helikoptere ulaşmak için büyük çaba sarf etti. 11.34'te irtibatın kesildiği helikoptere 16.34'te ulaşıldı. Biz buraya çok çabuk ve süratli çıktık. Yani bilmiyorum yani bir buçuk saat gibi bir kısa sürede çıktık. Biz gittik ve ilk giden askerlerimize yetiştik. Yapılan kontrollerde helikopter içinde bulunanların tamamının kaza sonucu şehit olduğu tespit edildi. Helikopter kazası ile ilgili gelişmeleri devletin zirvesi de yakından takip etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan olaya ilişkin bilgi aldı. Tabii bu olay belirli bir süre. Acaba bir terör saldırısı mı tartışmalarına da yol açtı? Çünkü gerek yolcuların kimlikleri gerekse yaşanılan yer böyle bir kaygıyı otomatik olarak gündeme getirdi ama bu konudaki soru işaretleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı açıklamayla sonlandı.
Yürekleri dağlayan kazanın nasıl gerçekleştiği açıklığa kavuştu. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait Sikorsky helikopterinde bulunan 7'si polis, 1'i hakim, 1'i asker ve 3 personelin şehit düşmesine kötü hava şartlarının yol açtığı ortaya çıktı. Hem Kartal pist hem de Nazimiye'den gerekli personelleri aldı ve Tunceli-Plümür Dağ yolundan kalktıktan sonra da 11.43 sıralarında kendisiyle tüm irtibatlar kesildi. Açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Helikopterin düştüğü araziye ulaşmanın hayli zaman aldığını ifade etti. İçişleri Bakanı 12 şehit verilen helikopter kazası ile ilgili detayları paylaştı. Yaklaşık 2,5 saatlik bir tırmanma sonucunda helikopterin burnuyla yere çakıldığını ve ters döndüğünü gördüler. 12 vatan evladımızın hayat belirtileri olup olmadığını kontrol ettiler. Maalesef 12 evladımız Hakk'ın rahmetine kavuşup şehit olmuşlardır. Helikopter düştüğünde akıllara terör saldırısı geldi. Ancak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu o iddiayı yalanladı. Bu helikopterde herhangi bir dış etken söz konusu değil. Hava şartlarından dolayı bir kazanın olduğu görülüyor. Başımız sağ olsun, Allah rahmet eylesin. Bir tesadüf. Dünyanın iki ayrı noktasından daha helikopter kazası haberleri geldi bu olayla beraber. Amerikan ordusuna ait bir kara şahin, Black Hawk tipi helikopter, başkent Washington yakınlarında golf sahasına çakıldı. Bir kişi öldü, iki kişi de yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington yakınlarında bir askeri helikopter düştü. Olay, Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık Uçağı'nın kullandığı Andrews askeri hava üssüne ev sahipliği yapan Maryland eyaletinde yaşandı. UH-60 Black Hawk tipi helikopter golf sahasına çakıldı. Kaza rutin eğitim uçuşu sırasında yaşandı. Görgü tanıklarına göre golf sahasına önce helikopterden parçalar düştü, sonra helikopter etrafında dönerek yere çakıldı. Helikopterde 3 kişi vardı, pilot hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı. Suudi Arabistan'a ait bir başka Black Hawk, yani Kara Şahin helikopteri de Yemen'in Marib kentinde düştü. 4'ü subay, 12 asker hayatını kaybetti. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan Silahlı Kuvvetlerine ait Black Hawk tipi bir helikopterin operasyon sırasında düştüğü belirtildi. Helikopterin düşmesi sonucu 4'ü subay 12 askerin yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada olayın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı da bildirildi. Hakkari'de PKK'lı teröristlerin roket atarlı saldırısı sonucu yaralanmış ve sonra kaldırıldığı hastanede ne yazık ki şehit düşmüştü. Uzman çavuş Harun Şen Özüar, memleketi İzmir'de toprağa verildi. 25 yaşındaki şehidin naaşı Torbalı Devlet Hastanesi'nin morgundan cenaze nakil aracıyla konvoy eşliğinde tören alanına getirildi. Mümin Mescid Camii'nde düzenlenen törene şehidin yakınları, askeri ve idari erkanla çok sayıda vatandaş katıldı. Ayakta durmakta zorluk çeken şehit ailesinin yakınlarıyla askerler teskin etti. Şehidin 8,5 aylık hamile eşi üniformasını giyerek sedyeyle getirildi. İl müftüsü Ramazan Muslu tarafından ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası alınan helallihin ardından Şenozan'ın naaşı silah arkadaşlarının omuzlarında top arabasına konuldu. Şehitler ölmez, vatan bölünmez, kahrolsun PKK sloganları ve tekbirler getirerek bir süre top arabasının taşında taşınan şehidin naaşı Karaot Mahallesi mezarlığında toprağa verildi. Dün zaten Milli Güvenlik Kurulu tavsiye kararı almış, hükümette konuyla ilgili tezkereyi meclise gönderme kararı vermişti. Meclis Genel Kurulu bugün 15 Temmuz darbesi sonrasında ilan edilmiş olan o hali 3 ay daha uzattı. Kabul edenler, kabul etmeyenler,
Tezkere kabul edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. 16 Nisan tarihi referandumunun ardından mecliste gündem olağanüstü halin uzatılmasıydı. Genel kurul onay verdi. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası uygulamaya konulan o hal 19 Nisan gecesi saat 01'den itibaren 3 ay daha uzatıldı. Bu olağanüstü halin devam etmesine ihtiyaç olduğunu yüce heyetinizle paylaşmak isterim. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve güven içinde yaşamlarının temini için devletimizin sınır güvenliğinin sağlanması ve sınır ötesindeki mücadelesindeki etkinliğinin artırılması için devlet kurumlarının terör örgütleriyle ilgili iltisaklı çetelerden tamamıyla arındırılması için olağanüstü halin bir süre daha devam ettirilmesinde zaruret görüyoruz. Görüşmelerde ilk söz hükümetindi. Başbakan yardımcısı Numan Kurtulmuş geldi kürsüye. O hal neden uzatılıyor sorusuna yanıt verdi. Olağanüstü halin muhatabı FETÖ'nün devletten arındırılmasıdır. Olağanüstü halde muhatabımız PKK ve PYD terör örgütleri ve onlarla iltisaklı bir takım çevrelerdir. Ayrıca olağanüstü halin önemli bir şekilde muhatabı da özellikle Türkiye sınırları dışarısından Türkiye'ye tehdit oluşturan DAEŞ örgütü ve onun Türkiye'deki uzantılarındır. Kurtulmuş OHAL uygulamasının günlük hayatı etkilemediğinin altını çizdi. Fransa örneğini verdi. Halen Fransa'da olağanüstü hal var ve halen Fransa'daki olağanüstü hal 15 Temmuz 2017'ye kadar uzatıldı ve bildiğiniz gibi olağanüstü hal şartlarında Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimine gidiyor. Olağanüstü halin uzatılmasına AK Parti ile MHP destek verdi. Başlanan süreci devam ettiren bir idari tedbirdir olağanüstü hal yönetimi. Yapılan oylama sonunda OHAL'in 90 gün daha uzatılması kabul edildi. Kabul edenler, kabul etmeyenler tezkere kabul edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Referandum bitti ama gözler şimdi 18 maddelik anayasa değişiklik kanununa çevrildi. Resmi sonuçlar resmen ilan edildikten sonra tabii bir süreç başlayacak. Bu sürecin en önemli adımlarından biri zaten partiler tarafından da yapılan açıklamalardan görüyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti üyeliğine geri dönüşü olacak. İşte o süreç ve yaşanılacak olanlar. Bu partinin kurucu genel başkanıyım. Dolayısıyla bu hak doğduğu andan itibaren ben partime üye olurum. Tarihi halk oylaması sona erdi. Gözler 18 maddelik anayasa değişiklik kanunu çevrildi. Yürürlüğe girecek maddelerden biri de partili cumhurbaşkanlığı. Gözler süreçte Yüksek Seçim Kurulu'na çevrildi. YSK resmi ilanı 10 gün içinde açıklayacak. Ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti üyelik süreci başlayacak. Resmi sonuçların ilan edilmesiyle beraber kurucu genel başkanımızı partimize davet edeceğiz ve kendilerini aramızda görmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyor. AK Parti'nin Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti üyeliği için kongre tarihi belirlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma yapacağı yerlerde değişiklik yapılacak. Devletin zirvesinin mecliste kullanacağı yeni odası bu süre zarfında hazır hale getirilecek. Ayrıca AK Parti Genel Merkezi'nin 8. katı da Cumhurbaşkanı Erdoğan için yeniden dizayn edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne birlikte çalıştığı özel kalem müdürü ve danışmanları için de AK Parti Genel Merkezi'nin hazırlık yapılacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne de başkan yardımcılarına göre değişiklik gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partili cumhurbaşkanlığı kapsamında AK Parti MKYK ve MYK toplantılarına başkanlık yapacak. Ayrıca AK Parti'nin salı günleri mecliste düzenlediği AK Parti grup toplantısına da katılacak. Biliyorsunuz Almanya ve Almanya'nın etkisi altındaki Avrupa coğrafyasında yaşayan devletlerin önemli bir bölümü. 2 ay boyunca hayır kampanyasına çok açık ve net bir destek verdiler. Bu yüzden büyük krizler de yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz. Ve bunu sindirmekte kolay olmayacak kuşkusuz bazı başkentler açısından ama Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel nihayet biraz ortalama bir açıklama yaptı. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliği konusunda biz de yanlışlar yapmış olabiliriz dedi. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda.
Referandumda sandıktan evet çıktı, o ana kadar hayır için çalışan Avrupa'nın hesapları bozuldu. Ardından geri adımlar atılmaya başlandı. Özellikle Almanya'dan gelen açıklamalar dikkat çekici. Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel Bild gazetesine konuştu. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği hakkındaki sözleri çarpıcıydı. Biz de bazı şeyleri yanlış yaptık dedi Gabriel. Eğer gerçekten destekler de önüme gelirse ben buna alırım. Alman Bakan idam cezasının geri getirilmesine yönelik tartışmalara da değindi. İdam cezasının uygulanmaya konulması Avrupa hayalinin sonu anlamına gelir dedi. Almanya'da Türkiye düşmanı birçok siyasetçi Türkiye ile ilişkilerin kesilmesini talep ediyor. Gabriel o çağrılara karşı çıktı. Şu sıralar yapılacak en doğru iş itidali davranmaktır diye konuştu. Türkiye'yi Rusya'nın saflarına sürüklemek istemiyoruz ifadesini kullandı. Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen de benzer mesajlar verdi. Hiç kimse NATO bünyesinde yer almayan bir Türkiye ile işlerin daha kolay yürüyeceğini sanmasın. Ortak güvenlik çıkarlarımız bizi birbirine bağlıyor dedi. Referandumdan hayır çıkması için çırpınanlardan biri de Avusturya'ydı. Avusturya medyasında da evetin ardından dikkat çekici başlıklar belirmeye başladı. Onlardan biri de Heute yani Bugün gazetesinden. Gazete birinci sayfadaki haberinde Avusturya'da evet oranının yüksekliğine dikkat çekti. Manşeti Viyana Erdoğan'ın yeni başkenti diye attı. Eğer rakamsal bir oran olarak ifade etmek gerekirse referandum sonucunda evetlerle hayırlar arasında %3'lük bir fark olduğunu hepimiz görüyoruz. 2.83. Fakat bu fark bile Avrupalı bazı siyasetçilerle Avrupa medyasını pek tatmin etmiş gibi gözükmüyor. O nedenle sürekli bir çok az fark, çok az fark gibi laflarla yeni bir algı operasyonunun peşinde koşuyorlar. Oysa arkadaşlarımızın yaptığı araştırmalara göre kendi tarihlerinde daha farklı sonuçlar da var. Referandum öncesi Türkçe hayır manşetleri atan Avrupa, evetin kazanmasından sonra taktik değiştirdi. Hem medya hem de siyasiler aradaki farkın azlığına dikkat çekerek referandum sonuçları Türk toplumunun bölünmüşlüğünü gösterdi demeye başladı. Bunun sorun oluşturacağını iddia ettiler ama benzerlerinin hem Avrupa'da hem de Amerika'da defalarca yaşandığını hatırlamak istemediler. Türkiye'de başkan o kadar güçlü olacak ki yargı veya meclis tarafından kontrolü mümkün olmayacak. Örneğin İngiltere 23 Haziran 2016'da Avrupa Birliği'nden ayrılmak için referanduma gitti. Evet diyenlerin oranı %51,89'du. Hayırsa %48,11'de kaldı. Sonuçta İngiltere geleceğine yepyeni bir yön çizdi. Avrupa Birliği'nden ayrılmak için süreci başlattı. İskoçya'da 2014'te İngiltere'den ayrılıp bağımsız olmak için halk oylamasına gitti. %55,3 hayır deyince ülke bağımsızlık adımı atmadı. Evet diyenlerin oranı %44,70'te kalmıştı. Fransa'da 1969'da yapılan halk oylaması ülke tarihinde önemli bir yere sahip olan Charles de Gaulle'ün 10 yıllık liderliğini sona erdirdi. Çünkü Fransızlara ademi merkeziyet getirmeyi ve senatonun yetkilerini sınırlamayı öngören anayasa değişikliğine halkın %52,4'ü hayır demişti. İsveç 13 Kasım 1994'te Avrupa Birliği'ne katılmak için referanduma gitti. Halkın %52,3'ü evet dedi, hayır %46,8'de kaldı. Hayır diyenlerle aradaki oy farkı sadece 300 bindi. Sonuçta İsveç Avrupa Birliği'ne katıldı. Aynı yıl aynı amaçla Norveç'te de referandum yapıldı. Sadece 125 bin oy farkıyla Norveç Avrupa Birliği'ne girmedi. Hayır diyenlerin oranı %52,2 idi, evet %47,8'de kaldı. Ve Amerika Birleşik Devletleri. 8 Kasım 2016'daki başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Partili Donald Trump Beyaz Saray'a uzandı. Trump %46,1 oranında oy almıştı. Elediği rakibi Demokrat Partili Hillary Clinton ise %48,2 oranında oy toplamıştı. Sistem seçici kurul delegeleri üzerinden yürüdüğü için
daha çok delege toplayan Trump başkanlığı kazanmıştı. Daha az oranda oy alan Trump'ın başkan olmasını kimse eleştirmemişti. Bu referandum sonrasında izlediğim en iyi haberlerden biriydi biraz önce izlediğiniz. Çünkü demokrasi bir kurallar bütünüdür. Kuralı koyarsınız, o kural çerçevesinde yürürsünüz. O kuralı orta yerde sorgulamak, o kuralı sona doğru değiştirmeye çalışmak demokratik bir tutum değildir. Rakamsal olarak yoktu haberde. Ama söyleyeyim, Donald Trump Hillary Clinton'dan 3 milyona yakın daha az oy aldı. Ama Amerikan başkan seçimi delegelere dayandığı için Hillary Clinton değil, Donald Trump Amerika'ya başkan oldu. Başta insanlar biraz sokaklarda ya sen ne biçim başkansın dediler ama bugün işte görüyorsunuz demokrasinin kuralları geçerliliğini koruyor. Beyaz Saray'da Donald Trump oturuyor. İsveç'teki o tarihi oylamayı da yakından takip etmiş bir dostunuz olarak söyleyeyim. Sadece %52.3 ile Avrupa Birliği'ne girdi İsveç. Ve Norveç'te yine %52.2 ile girmedi. Ama bunların hiçbiri tartışılmadı. Niye tartışılmadı? Çünkü referandumun kuralı belli. Efendim madem İngiltere'den biraz bahsettik bir önceki haberde, oradaki taşların yerinden oynamasına da bir bakalım. İngiltere Başbakanı Theresa May 8 Haziran'da ülkenin erken seçime gitmesini gerektiğini söyledi. I have just chaired a meeting of the cabinet where we agreed that the government should call a general election to be held on the 8th of June. İngiltere Başbakanı Theresa May'in açıklaması dünya gündemine bomba gibi düştü. Avrupa Birliği'nden ayrılma yani Brexit süreci nedeniyle erken seçim yolu göründü. İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrılma kararını geçen yaz düzenlenen referandumda almıştı. Sandıktan evet çıkınca Başbakan David Cameron istifa etmişti. Yerine Theresa May getirilmişti ancak müzakereler hakkında yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Britain is leaving the European Union and there can be no turning back. And as we look to the future, the government has the right plan for negotiating our new relationship with Europe. Ancak hem kendi partisindeki muhaliflerden hem de muhalif partilerden yükselen sesler hükümetin elini zayıflatıyor. At this moment of enormous national significance, there should be unity here in Westminster. But instead, there is division. Hükümet erken seçim önerisini parlamentoya sunacak. En az 3'te 2 çoğunluk gerekiyor. Muhalefet partileri ise erken seçime sıcak bakıyor. Son anketlere göre Başbakan May'in ardındaki halk desteği %50 civarında. İngiltere Başbakanı'nın laflarını duydunuz. Bölünmüşlükten söz ediyor. Bunu derleyip toparlamak gerektiğini, bunun da erken seçimden geçtiğini ifade ediyor. İngiliz medyasına, basınına bakacak olursanız Avrupa coğrafyasında bölünmüş tek ülke bizdik. Ama şu anda görüyoruz ki İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrılık sürecini güçlü kılabilmek için erken seçime gitmeye gerek duyacak kadar ciddi bir bölünme içindeymiş. Onu da İngiliz editörleri artık sormamız gerekiyor. Nasıl bu kadar güzel sakladılar diye bu işi. Bir başka bölünme olayı da Fransa'da. Artık erken seçim, orada genel seçime çok az kaldı, başkanlık seçimine ve çatışmalar başladı. Cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaştıkça Fransa'da gerilim tırmanıyor. Başkent Paris'te protestocular polisle çatıştı. Sebep aşırı sağcı Cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen'in seçim mitingiydi. Irkçılık karşıtı yüzlerce kişi mitingin düzenlendiği salona yürümeye kalktı. Karşılarında çevik kuvvet polisini buldular. Yüzlerce kişilik güvenlik gücü eylemcilere geçit vermedi. Göstericiler tepki gösterince güvenlik güçleri eylemcileri göz yaşartıcı gazla dağıttı. Onlar salona ulaşamadı ama ulaşabilenler de vardı. Hatta işlerinden biri Le Pen'in konuşma yapacağı sahneye çıktı. Güvenlik güçleri zorla sahneden indirdi.
Fransa 23 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gidecek. Marine Le Pen'in ilk turu geçmesine kesin gözüyle bakılıyor. İkinci turda karşısına solcu aday Mélenchon ya da merkezdeki Emmanuel Macron çıkabilir. Her iki durumda da Le Pen'in ikinci turu kaybetmesi bekleniyor. Ülke terör riski nedeniyle hala olağanüstü hal uygulaması altında. Seçim öncesinde güneydeki Marsilya'da saldırıya hazırlanan iki kişi yakalandı. Zanlılar Fransa vatandaşı. Fransız basını bizimle uğraşacağına kendi iç meseleleriyle uğraşsa daha doğru bir fikir değil mi? Biz Fransa ile uğraşmıyoruz mesela, sadece var olanı veriyoruz. Enteresan bir dünyada yaşıyoruz. Efendim bir de Trump'a bakalım. Paskalya tatili nedeniyle ailecek insanları misafir ediyorlardı Beyaz Saray'da. Milli marş çalındı. O sırada Trump bir şey unuttu ama Allah'tan yanında First Lady vardı. Trump unuttu, First Lady uyardı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın kamuoyu önünde zor duruma düşmesini eşi engelledi. Trump ailesi Beyaz Saray'da ilk kez Paskalya törenine katıldı. Dev Paskalya tavşanıyla birlikte balkona çıkıp misafir ettikleri aileleri selamladılar. Sıra milli marşa geldi. Marş çalınmaya başlandı. First Lady ve oğlu adet olduğu üzere elini kalbine götürdü ama Trump unuttu. Melania Trump küçük bir el hareketiyle gerekli hatırlatmayı yaptı. Mesajı alan Trump kimseye fark ettirmeden elini kalbine götürdü. Ekonomiye tabii ki bakalım. Her akşam olduğu gibi 16 Nisan referandumunun siyasi istikrarın net rotasını belirlemesi üzerine ekonomide belirgin bir biçimde umutlar yükselmiş ve hareketlenme başlamış durumda. Yatırımcılar için belirsizlikler ortadan kalktı. Ticaretin önde gelen isimlerinin açıklamaları da bunu gösteriyor zaten. Evet. Milli iradenin kararı evet oldu, bu seçim istikrarı da beraberinde getirdi. Belirsizlikler ortadan kalktı, yatırımcı da oh çekti. Türkiye kazandı, demokrasi kazandı. Artık bundan sonra ekonomiyle alakalı belirsizlikler ortadan kalktı. Ve önümüzdeki yeni oluşumlara, yeni yatırımlara, yeni iş imkanlarına yelken açacağız. İhracatta da, iç pazarda da gelecek dönem büyük patlama bekleniyor. TL'nin değer kazanması, faizlerin düşmesi, baktığınız zaman bu önümüzdeki kulvarda ne vardı? Hükümetimizin çıkartmış olduğu vergi reformları vardı. Bu vergi reformlarının bir an önce harekete geçmesi, işte vergi afları olsun, faizlerin aşağı inmesi olsun, bunlarla alakalı bir takım tedbirler hızlı bir şekilde hayata geçecektir. Bu da piyasaları canlandırılacaktır zaten. Gerek iş imkanı ile alakalı istihdam seferberliği ile başlayan bir yapı vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız buna başlatmıştı. Dolayısıyla içeride bir takım hareketler başlayacak, ekonomide canlanacak diye düşünüyoruz. Ticaretin kalbi olan fuarlar aslında büyümenin en büyük göstergesi. Çünkü İstanbul Fuar Merkezi'nde yer kalmadı. Biz şu an 2019'u açsak, 2019'u satacağımıza inanıyoruz. Daha enteresan söyleyeyim, bizim yeni fuar alanlarıyla ilgili bir projemiz var. Dünya Ticaret Merkezi olarak. Bu projenin birinci safhası 54-55 metrekarelik bir alanı kapsıyor. Yabancı şirketler, bakın altını çiziyorum, yabancı şirketler, biz, yabancı fuar firmaları, biz buraya başlayalım, 5 yıl sizinle sözleşme yapalım ve ödemelerini yapalım diyorlar. Bunları görünce ve Türkiye dışarıdan bakışı görünce, yaptığımız özel sohbetlerde görünce, biz bulunduğumuz nokta itibariyle Türkiye'nin inşallah bundan sonrasının, demin de söylediğiniz gibi, önünün açık ve giderek hızla büyüyen bir şekilde gelişeceğine inanıyoruz. 16 Nisan referandumundan evet çıkması iş adamlarını da hayli sevindirdi. Çünkü daha büyük yatırımların da kapısı açılmış oldu. 2017'de toparlanma bir yılı olacağını, 2018'de de şaha kalkacağımızı düşünüyorum. O yüzden biz iş adamları olarak moralimizi düzgün tutacağız. Bütün yatırımlarımızı ona göre yapmamız lazım. Kaldı ki seçimlerden hemen sonra telefonlarımız çalmaya başladı, geri dönüşler başladı.
biz yatırımlarımıza devam etmemiz gerekiyor. Hareketlenen tek yer İstanbul mu? Hayır. Diyarbakır. Gıda, tarım ve hayvancılık fuarı yıllardır yapılıyor Diyarbakır'da. Ama bu yıl ilk kez Arap dünyası ve İran'dan tam 218 ciddi yatırımcı ve tüccar bu fuarda yerlerini aldı. Bu çok önemli bir işaret. Gençlik Bakanı Başkanımız Onur Uygun. Gençlik Referandum sonucunu başarılı buluyoruz ve bu sonuçlarla Orta Doğu ile Türkiye arasındaki ticaretin daha da büyümesini bekliyoruz. Millet evet dedi, yabancı iş adamları Türkiye'ye akın etti. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle yapılan referandum sonrasında evetin çıkmasıyla birlikte sağlanan istikrar ortamı kendini göstermeye başladı. Bugün Diyarbakır'da açılan tarım fuarına özellikle Orta Doğu ülkelerinden 218 iş adamı katıldı. Diyarbakır'da terör nedeniyle ertelenen fuar organizasyonları başladı. Referandumdan istikrar çıkması da ilgiyi en üst seviyeye çıkardı. Bu tür ortamlara ihtiyacımız var. Birbirimize ısınmaya ihtiyacımız var. Ticareti hatırlamaya ihtiyacımız var bizim. Bu açıdan bu fuarın çok başarılı geçeceğine inanıyorum. Ben 2 yıl önce ben zaten geldim buraya. O zaman katılım azdı. Reklam da azdı. Şu andaki ilgi ilk bakışta çok iyiye benziyor. Katılımcı da bayağı bir fark etmiş. Çoğunluğu Arap ülkeleri ve İran'dan gelen iş adamları da fuarı gezdi. Ürünler hakkında bilgi aldı. İş adamlarına Diyarbakır'ın tarihi ve turistik bölgeleri de tanıtıldı. İç kale denmesinin nedeni yani kale içinde ikinci bir kale. Evet, ekonomideki hareketliliği hep beraber izliyoruz. Daha da izleyeceğiz. Zaten Türkiye'nin önümüzdeki dönemde iki şeyi çok net konuşması gerekiyor. Bir, ekonomi geleceğimiz, rotamız, ne yapacağız, ne edeceğiz. İki, resmi sonuçlar açıklandıktan sonra bu 18 maddelik anayasa değişikliğinin uyum yasaları ve tamamlayıcı yasaları nasıl yapılacak? Önümüzdeki iki ana sorun bu. Bunlarla yürürsek bu işi kurtarmış olacağız. Efendim, ilk haber Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Bir Türk mahkum cezaevinde ölü bulundu. Arcan Çetin geçen yıl bir alışveriş merkezine silahlı saldırıda bulunmuştu. Burlington kentindeki saldırı 23 Eylül 2016'da düzenlenmişti. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetmişti. Arcan Çetin müebbet hapis cezası almıştı. Cezasını çektiği hücrede cesedi bulundu. Çetin'in ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Türkiye'de doğan Arcan Çetin 6 yaşından beri Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyordu. Ömür boyu hapis cezasının da idam cezasına çevrilebileceği konuşuluyordu. Bolu'dan hareketli bir haber. İki katlı bir ev yandı. İtfaiye onları söndürüyordu, evin yanan evi. Fakat sonra birdenbire o evin kiracısı ayağından vurulmuş olarak çıkıp geldi. İşte öykü. Yolda vurduk, bir de evimi gelmiş yakmış. Önce ayağından vurdular, ardından evini yaktılar. Olay Bolu Semerkant Mahallesi'nde meydana geldi. Kiracı Hamza Arsan'ın yaşadığı iki katlı ahşap evde yangın çıktı. Evden alevler yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Yangın müdahale sonucu bir saate söndürüldü. O sırada evde kimsenin olmaması olası bir can kaybını önledi. Polis yanan evin sahibini çağırınca işin seyri değişti. Hamza Arslan yaralıydı, ayağından vurulmuştu. Evini ateşe verenlerin kendisini vuran kişiler olduğunu iddia etti. Yolda vurduk, bir de evimi gelmiş yakmış. Hastaneye kaldırılan Hamza Arslan tedaviye alındı. Polis iki olay arasında bağlantı olup olmadığını araştırıyor. Düzce'den de bir yangın haberimiz var. Bir tavuk çiftliğinde ve ekonomik açıdan zarar büyük. Tavuk çiftliğinde yangın çıktı, çalışanlar gözyaşlarına boğuldu.
Görüntülerin adresi Akyazı köyündeki bir tavuk çiftliği. Bu kümeste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Kısa sürede de her yeri sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri büyüyen alevlere müdahale etti. Yangın yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Ancak bilanço ağır oldu. Yaklaşık 30 bin tavuk telef oldu. Meslek hayatımda en çok korktuğum haber türü şimdiki. Çünkü pikniğe giderken, piknikten dönerken, okul gezisi, düğüne giderken veya cenazeden dönerken hep trafik kazası, hep kafalar karışık. Lütfen bu tür hayatın sosyal akışında yer alan olaylardan sonra direksiyona oturduğunuzda beyninizi sadece direksiyona verin. Nitekim İzmir Bayraklı'da pikniğe giden bir ailenin o trafik kazasıyla birlikte başına gelenler. Pikniğe giderken hastanelik oldular. Boynunuzu çevirince herhangi bir ağrı bir şey var mı? İzmir Bayraklı'da Özay Özdemir'in kullandığı otomobil viraja hızla girince kontrolden çıktı, beton bariyerlere çarptı. Baba Özay Özdemir ve oğlu Yiğit Özdemir kazayı yara almadan atlattı. Eşi Emine Özdemir'le kızı Duygu Özdemir yaralandı. Vatandaşlar anne ve kızı otomobilden çıkarıp yol kenarında yere yatırdı. Yiğit Özdemir yaralı annesi ve ablasının yüzüne güneş gelmemesi için montuyla gölge yaptı. İsminizi hatırlıyor musunuz? Anne ve kızı kısa sürede gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Durumları iyi. Sanatçı İbrahim Erkal yaşam savaşına devam ediyor. Biliyorsunuz bir otoparkta baygın halde bulunmuş ve beyin kanaması geçirdiği ortaya çıkmıştı. Savcılık müdahil oldu. Çünkü o savcılık soruşturmasında o otoparktaki güvenlik kameralarının incelenmesi öngörülüyor. Çare gelmez ağlamaktan, ayrılır mı et tırnaktan? Evinin otoparkında baygın halde bulundu, şimdi hastanede yaşam savaşı veriyor. Sanatçı İbrahim Erkal'ın beyin kanaması ön tanısıyla hastaneye kaldırıldığı olaya ilişkin soruşturma açıldı. Başka yol yok ayrılmaktan. Beyin kanaması geçiren ve hastanede yaşam savaşı veren sanatçı İbrahim Erkal son kez böyle görüntülenmişti. O gece arkadaşlarıyla Maltepe'de yemek yedi Erkal. Sonra da vale Eyüp Ardalı tarafından arabasıyla evinin otoparkına kadar götürülüp bırakıldı. Sanatçı otoparkta rahatsızlandı, yere yığılıp kaldı. Erkal'ın beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı ama nedeniyle ilgili net bir açıklama gelmedi. İşte tam bu noktada savcılık harekete geçti. Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma suçundan soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında İbrahim Erkal'ın baygın bulunduğu otoparkın güvenlik kameraları incelenecek. Soruşturmada şu ana kadar gözaltına alınan ya da şüpheli konumunda bulunan bir isim yok. Tedavisi hastanede süren sanatçı İbrahim Erkal'ın sağlık durumu ise ciddiyetini koruyor. Ve bugün ve yarın unutmayacağım Allah. Dün akşam moderatör gecede vermiştik görüntüleriyle bir Amerikalı manyak. Hem durup dururken yaşlı bir adamı öldürdü hem de onu sosyal medya üzerinden cinayetini canlı yayınladı. Tabii Amerikan polisi peşine düşmüştü. Hatta bu sabah saatlerinde 50 bin dolar da ödül konmuştu bunu yakalanmasına yardımcı olacaklara. Adam ölü bulundu. Nerede? Pensilvanya'da. Her yerde onu arıyorlardı. Amerika Birleşik Devletleri'nde polis ülke gündemine oturan katilin peşindeydi. O katil Pensilvanya'da polis takibindeyken kendini öldürdü. Hem Amerika'nın hem de dünyanın konuştuğu kişi Steve Stephens,
Kız arkadaşından ayrıldığı için moralinin bozuk olduğunu söyleyip hiç tanımadığı bir yaşlı adamı sokak ortasında öldürdü. Üstelik o anları sosyal medyadan canlı yayınladı. Ohio eyaletinin Cleveland şehrinde yaşanan olay Amerikalıları şoke etti. Cleveland polisi saldırganı yakalamak için seferber oldu. Katil yayınladığı videoda 13 kişiyi öldürdüğünü söylüyordu. Polis bu iddiayı doğrulamasa da saldırganın silahlı ve tehlikeli olduğu konusunda temkinliydi. Yakalanmasını sağlayana $50,000 ödül verileceği açıklandı. Pensilvanya polisi önce zanlıyı Erie bölgesinde tespit ettiğini açıkladı. Sonrasında ise o haber geldi. Pensilvanya Polis Departmanı katili bulmuştu. Fakat sağ yakalanamadı. Açıklamada kısa bir takibin ardından şahıs kendini vurdu ve öldü denildi. Zaten trafikte çok az sorunumuz varmış gibi bir de patentci gençlerle uğraşmaya başladık. İstanbul Beylikdüzü'nden gelen o görüntüler nasıl büyük bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu göstermesi bakımından özellikle anne babalara uyarı açısından önemli. E5 Karayolu'nda ölümle dans az daha faciayla sonuçlanacaktı. Akan trafikte patenle kayan gençlerden biri işte böyle yere kapaklandı, ölümden sadece birkaç metreyle kurtuldu. Beylikdüzü'nde 8 patenci genç hem trafiği hem de kendi hayatlarını tehlikeye attı. Yoğun trafiğe aldırış etmeden tehlikeli şekilde ilerleyen gençler yürekleri ağızlara getirdi. Yokuş aşağı kontrolsüz şekilde hızla paten kaydılar. Çevrelerindeki sürücülerin uyarılarına aldırış dahi etmediler. O dakikalarda arkadaşlarına yetişmeye çalışan bir genç kontrolünü kaybetti, yere kapaklandı. Sürüklenen genç yol kenarındaki beton bariyere çarpmaktan son anda kurtuldu. Eğer düştüğü yer az önce kaydığı E5 olsa durum çok daha vahim olacaktı. O gence arkadaşlarından birinin verdiği tepki dikkat çekti. Belli ki benzer kazaları sık sık yaşıyorlardı. Arkadaşları elinden yaralanan genç için ambulans çağırdı. Sağlık ekipleri genci hastaneye götürmek için hazırlanırken bu kez bir başka patencinin parmağı ambulans kapısına sıkıştı. Yaralı iki genç hastaneye kaldırıldı. Sakatatı severiz. Ama biraz da ihtiyatlı yaklaşırız. Hani çok 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 fazla yersek ne olabileceğini bilmediğimiz için, ama bu sağlık haberinde ciğerin faydalarını araştırmış arkadaşlar. Hafızaya, göze ve demir eksikliğine iyi geliyor. Hafıza güçlendirme, özellikle B12 vitamininden faydalanabiliyoruz. Bir de A vitamininden kaynaklı görme sistemimiz etkilenmektedir. Dolayısıyla tüketen bireyler bu açıdan da fayda göreceklerdir. Tüm bu şifanın kaynağı ciğer. Doğru tüketildiği takdirde çok yararlı. Ciğerdir, sakatattır deyip geçmeyin. Oldukça yararlı yönleri var. Özellikle dana ciğerinde hem demir oranı çok yüksek hem de gözünüze ve hafızanıza büyük yararı var. Ciğer öncelikle ciddi bir demir kaynağı diye söyleyebiliriz. Dolayısıyla kansızlık yaşayan kişilerin tüketmesi gerektiğini özellikle vurguluyoruz. Buradaki tek problem karaciğerde yüksek oranda sakatat olduğu için kolesterol içeriyor olması. Kolesterol yüksek kişilerde ayda bir veya iki ayda bir kere önerebiliriz. Ancak demir eksikliğine bağlı bir anemi yaşıyorsa mutlaka her hafta karaciğer tüketmesini öneriyoruz ki vücut için yararlı olan demir formunu alabilsin diye. Hamileler için de çok önemli bir besin kaynağı. Hamilelikle beraber kandaki demir oranları düşebiliyor. Dolayısıyla güvenilir bir yerden iyi pişirilecek şekilde mutlaka bir ciğer tüketimini önerebiliyoruz. Ancak ciğerin sırrı pişirme yönteminde. Eğer ciğer kızartılıyorsa, maalesef içerisinde bir takım kızartmayla beraber yağda oluşan nitrit nitrat içeren bileşikler kansere yol açabilir. Dolayısıyla da pişirme koşulları uygun sağlandığı takdirde
uygun koşullarda kesilmiş bir hayvanın ciğeri kullanıldığı takdirde herhangi bir sıkıntı yaşatmaz ciğer. Tencerede kavurmadan pişirmek gerekiyor. Örneğin soğan ve bol sarımsakla beraber pişirilebilir. Yağda kızartıldığı zaman maalesef hem kalorisi artmış oluyor hem de bir takım istemediğimiz öğeler üreyebiliyor içerisinde. Hızlı pişmesi ve lezzetli tadıyla beraber çok tüketilen ürünler arasında yer alıyor ciğer. Özellikle restoranlarda siparişler yetişmiyor. İnsanın mutlu eden, gerçekten yedikçe de yesi gelen bir şeydir. Yani benim öyle misafirlerim var ki hani bir porsiyonla geliyorlar, 3,5-5 porsiyon yiyip kalkan misafirlerimiz bile var. Evet, bu ciğer kültürü önemlidir. Haberi izlerken aklıma geldi. Edirne'nin yaprak ciğer tarzıdır. Diyarbakır'ın biraz önce ekranda gördüğünüz gibi biraz parçalıdır. İkisinden de yemiş bir vatan evladı olarak hepsinin ellerine sağlık diyoruz. Efendim tabii madem sağlıktan ve yemekten söz açtık biraz daha ilerleyelim. Arkadaşlar güzel çalışmışlar hepimiz için. Hazımsızlıkla ilgili bir çalışma. Ne yapmalıyız, ne etmeliyiz? İşte araştırmacıların verdiği cevaplar. Hazımsızlık, son günlerde adını daha çok duyar olduk. Tedavi edilmezse ciddi bir hastalığa dönüşüyor. Bazen yemeği fazla kaçırırız, bazen de psikolojik nedenlerden dolayı hazımsızlık çekeriz. Peki hazımsızlık çekmemek için nelere dikkat etmeliyiz veya hazımsızlık çektiğimizde ne yapmalıyız? Yemek yedikten sonra veya bazen de açken mide bölgesinde oluşan şişlik, gaz, gurultu ve bazen de ağrıya biz hazımsızlık diyoruz. Örneğin stres, hızlı yemek yeme, iyi çiğnememe, soğan sarımsak tüketimi, sigara, alkol tüketimi. Tabii stresi psikolojik etkilemediği organ yok gerçekten. Mide hareketleri bozuluyor, sindirim yavaşlıyor, yutma işlemi bozuluyor. Uzmanlar hazımsızlık çekenleri uyarıyor. Eğer hastada bunlar yoksa, stres ve sıkıntıya bağlıysa bu öncelikli gidermek lazım. Yine eğer bir hastalık değil de yediklerine bağlıysa soğan, sarımsak, turşu, biber, fasulye az tüketmek, iyice çiğnemek, yavaş yavaş yemek ve yemekten keyif almak lazım. Ayrıca rezene, papatya ve melisa çayı içerek ya da taze nane çiğneyerek hazımsızlığınızı gidermeniz mümkün. Sağlık konusunda devam edeceğim. Çünkü güzel haberler, baş ağrısı özellikle migren. Biliyorsunuz birçoğumuzun başındaki büyük dert. İlaçlar var. Onlarla ayakta durmaya çalışıyor birçok yakınım ama uzmanlardan gelen bir açıklama bu sorunun bile mutfakta olduğunu gösteriyor. Nasıl mı? Cevabı haberde. Yavaş yavaş gelir, bir anda vurur. Migreni olanlar o ağrıyı gayet iyi bilir. Hemen ilaca değil, mutfağınıza koşun. Katran kadar siyah, cehennem kadar sıcak, aşk kadar tatlı. Türk kahvesini artık sadece bu sözlerle betimlemeyeceğiz. Çünkü o ağrılara da iyi geliyor. Ağrı olduğunda ağrıyı azaltmış. Eğer ağrı kesicileri içiyorsak tabii ki ağrı kesimizi alacağız. Ama yanında mesela bir kahve içmek ağrıyı bir miktar daha azaltacaktır. Yani ağrı kesiciye yardımcı olacaktır. Bir fincan kahve baş ağrısına karşı bir mucize gibi. Kafein sayesinde kan dolaşımı hızlanıyor, ağrılar azalıyor. Ağrının geldiğini hissederek etmez tedaviyi başlatmak. Çünkü ne kadar erken dönemde alırsanız o kadar etkili oluyor. Ne kadar geciktirirseniz etkisi hem de o kadar geç başlıyor hem de o kadar zayıf oluyor. Her şeyin fazlası zarar. Uzmanlara göre günde 2 fincandan fazla kahve içilmemeli. Madem bu kadar sağlık haberi verdik, bir de dünyanın en yaşlı insanlarına bakalım. Çünkü biri öldü, diğeri kaldı. İki dünya savaşına tanıklık etti, ilk otomobilin piyasaya çıkmasını, uçakların ilk kez Jamaika'ya gelmesini gördü. Violet Brown, o artık dünyanın en yaşlı insanı. İtalyan Emma Maronon'un hayatını kaybetmesiyle bu ünvan ona geçti. Brown, 10 Mart 1890'da doğdu. Uzun ömrünün önemli kısmını Jamaika'da tarlalarda çalışarak geçirdi. 117 yaşında olmasına rağmen hafızası çok güçlü. Gazeteciler uzun yaşamının sırrını sordu. I don't eat pork and I don't eat chicken, but I eat egg, green, mutton, beef, fish. That's what I. Bram iki bakıcısının yardımıyla hayatını sürdürüyor, yaşamanın zor iş olduğunu söylüyor. Çok kısa mesafeleri kendisi yürüyebiliyor, onun dışında yardıma muhtaç. Right, that's right.
Taksim'den, İstanbul'dan da keyifli bir haber verelim. Oradaki çiçekçileri biliyorsunuz artık kışın o soğuklarda donmayacaklar. Yazın o sıcaklarda kavrulmayacaklar. İstanbul Belediyesi meseleye el atmış durumda. Soğukta, sıcakta korumaya çalışıyorduk. Şimdi? Şimdi yeni yerimize geçersek daha da iyi olur. Artık çiçeklerine de onlara da bir şey olmayacak. Büyükşehir Belediyesi küçük dükkanlar yapacak. Şu an hava yağmurlu ama siz yağmur yağdığına bakmayın sakın. Bahar çoktan geldi ama Nisan yağmurları devam ediyor. Baharın bir diğer habercisi ise laleler. İşte laleler de Taksim meydanını böyle renklendirdi. E tabii bir de Taksim'in aslında çiçekleri ve çiçekçileri var. Onlar da bu yağmurlu havada çiçekleri ıslanmasın, çürümesin diye bir şekilde korumaya çalışıyorlar. Benim şu anda şemsiyeyle korumaya çalıştığım gibi. İşte buna İstanbul Büyükşehir Belediyesi kalıcı bir çözüm buldu. Karda kışta üşümesinler, çiçekleri bozulmasın diye mini dükkanlar yapıyor. Çok mutluyuz, çok teşekkür ederiz bizi düşündükleri için. Ve inanıyorum bizi yani yarı yolda bırakmayacaklarını ve süper müjde oldu bizim için yani. Dükkanlar tarihi Maksim'in Taksim Meydanı'na bakan tarafına İstiklal Caddesi'nin hemen başlangıcına inşa ediliyor. Ana taşıyıcıları çelik konstrüksiyon, etrafı ve tavanı cam olacak. Şimdi kışın biraz burada üşüyorduk, orada biraz daha sıcak olacak işte. Böylece esnafın çiçekleri yazın sıcağından, kışın soğuğundan korunacak. Çalışmalar 10 güne kadar tamamlanacak. Biliyorsunuz Diriliş Ertuğrul dizisi bir fenomen oldu. Osmanlı'nın ilk kuruluş yıllarını anlatıyor ve birbirinden önemli mesajlar da içeriyor. Ama her güzel şeyin olduğu gibi Diriliş Ertuğrul'un da bir sonu var. Onun sonu geldi ama şimdi Diriliş Osman Gazi devam edecek ve Türkiye Osman Gazi'sini arıyor. Gayemiz ne makamdır ne de mülk. İstikameti hak olan herkes bizim dostumuz. Diriliş Ertuğrul gidiyor, Diriliş Osman geliyor. Adalet şimdi tecelli edecektir. Hakkım olan her şeyi alacağım. Tarihe ışık tutan hikayesi, güçlü oyuncu kadrosu, kostümleri derken Diriliş Ertuğrul her haftanın tartışmasız birincisi. Ama artık yeni bir sayfa açma vakti geldi. Adalet terazisini şaşırtanlar gaflete düşenlerdir. Ben o teraziyi koruyan Allah'ın bir kuluyum. Ben masumum. Bu sezon dizi izleyicisine veda edecek, yerini Diriliş Osman'a bırakacak. Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman Gazi dönemi seyirciyle buluşacak. Herkes haddini bilecek. O köpek denen soysuz yaşadıkça menzilimiz mezarımız olacak. Peki başrolde kim olacak derseniz, işte o henüz bilinmiyor. Yapımcı ekip şimdi o ismi arıyor. Ha, beyliğinin ilk gününde başın kaybolmuştur, haberin yok. İki kardeşi aynı tuzağa çekeceksin. Aslan Hatun'u bulmadan obaya dönmeyin. Bu bir tuzaktır Emir Hazretleri. Esasında bu tarihi dizilere vatandaşın gösterdiği ilgiyi ciddi bir şekilde not alıyoruz. Çünkü insanlar kendi geçmişlerini, uluslarının geçmişlerini nihayet çok kaliteli dizilerde kendileri izliyor ve bilgi sahibi olabiliyor. Amerikalılar olmayan bir tarihi, hiç olmayan bir tarihi hem de sahte kahramanlarla Hollywood'dan yarattılar bir de. Amerikalılar belki de o karakterlerin gerçekten tarihlerinde yer almış olduklarını falan da sanıyorlardır. Ama Türkiye'nin tarihi bu tür diziler için büyük bir kaynak. Mutlaka devam edecektir. Yapanları da tebrik ediyorum. Efendim bu akşamlık bu kadar. Yarın tekrar buluşana kadar önce ekranı genç meslektaşım Zehra Küçük'e bırakacağım. O kısa haberleri sunacak. Devamında da gece raporuyla sizlerle olacak ve özlediğiniz iki karakter referandum sürecinde son bir haftada yaklaşık yoğun akışımız nedeniyle ekranlardan biraz uzak kalmışlardı. 24 Spor Gecesi'nin iki sempatik ismi Haluk Yürekli ve Gökhan Dinç. Birazdan onlar da stüdyolarında olacak. Hoşça kalın.